Eski Açık YouTube kanalına hoş geldiniz. Erinç Bilican ile yüz yüze programının şimdiki konuğu sevgili Özgür Turan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar efendim nasılsınız? Seni, seni burada ağırlamak öncelikle çok büyük bir keyif. Estağfurullah, ben daha keyifliyim hocam. Sizin gerçekten. gibi yakışıklı bir insanın <laughs> yanında çirkinliğimi belli edecek şekilde böyle oturttunuz beni. Çok üzgünüm gerçekten. Yani ben seni... programdan önce konuşalım bunları dedim ama bu kadar hızlı konuşulması gerekti. Direkt, direkt girdim yani kusura bakma. Çünkü gören <laughs> bir şok olacak. O Abi şok gibi atlatsın yani. Ben normalde bu kadar çirkin değilim. Ya, estağfurullah. Ediş Bey'in yanında vallahi hocam çok yakışıklısınız. Ya, estağfurullah gerçekten. çok teşekkür Yakından ediyorum. daha da şeysiniz. Ekrandan yıllarca gördüm. <laughs> bu, bu, bu program böyle böyle devam ediyor. <laughs> öyle öyle. Öveceğim. Hiç, 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 hiç bir şey konuşmuyormuşuz. Abi nasılsın? Bu arada öncelikle ayağına sağlık. Geldin. Beni teşekkür kırmadın. Teşekkür. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bir Galatasaraylı olarak <laughs> vazifemizi yaptık. <laughs> eski yaşa desteğimizi verdik biz. Evet, eski verdik. Abi hoş geldin. Nasıl hoş gidiyor? Hoş bulduk. Vallahi güzel hocam. Yani işte komiklik, şakalar... <laughs> <laughs> Öyle, sağ olun. Teşekkür ederim stand-up'ıma da geldiniz. Allah razı evet, olsun. Evet. Çok sağ olun. Bu arada evet. e, hemen şimdi sen beni övdün. Ben de seni evet, öveceğim. Sağ olun. Teşekkür ederim. E, gitmeyen varsa Özgür Turan'ın stand-up'ına <laughs> gitsin. O kadar bitti. E, gerçekten ben bunu e, çok samimiyetimle söylüyorum. E, hayatımda bu kadar e, sık frekansla güldüğüm bir aktivite. Ben başka aktivite yaşamadım yani. Çok sağ olun hocam. Hakikaten. Teşekkür ederim. Ve şunu söyleyeyim. E, şu an stand-up'taki setten hiçbir şey aklımda yok. Bu hocam işte övgü mü, yergi mi? Onu durdur. Bence çok övgü. övgü, değil mi? Bence Güzel övgü bir şey. çünkü e, bir önceki espriyi düşünmeye vaktin yok. Hani olan ne espriydi ha. diye düşünecek vaktin olmadığı için unutuyorsun abi. Hakikaten ben bir tek bir şeyi de okuyayım. Kız isteme ha, e, Tema olarak hatırlatır. Evet, tema tema <laughs> olarak hatırlıyorum Esprilerini hatırlamıyorum bu arada. Kız <laughs> isteme olayında e, varım. Hiçbir şey yok başka. Bir de Pokemon şarkısıyla ha, evet. e, sahneye çıktığını hatırlıyorum. Evet. O kadar yani ve bence e, yani izleyici olarak söylüyorum bunu. Hani yapan için e, senin adına nasıl bir şey vardır bilmiyorum ama... Daha izleyici açısından ederim. bence en keyiflisi ve tamamen gösteriye odaklandığını net bir şekilde belli eden bir şey. Sağ olun hocam teşekkür ederim. Normalde bazı kötü eleştirilere göre bazen üzülüyorum çok kötü hissediyorum. <laughs> Böyle iyi eleştiri güzel oluyor. O zaman hemen yorumlardan başlayayım. O yorumları Neyi? soracaktım sana. Tabii. E, yorumlarla alakalı bir konuşalım diyecektim. Konuşalım. E, hazır bu şey e, geldi. Şeyler üzüyor mu seni? Mimik kıvıldamadı mesela. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok şey ya hakikaten. Ya mimik kıvıldamadı deyince benim aklıma ne geliyor biliyor musun? Böyle Levent Kırca düşün abi. Böyle ha. skeç oynuyor. <laughs> böyle hani sanki normalde adam böyle böyle dolaşıyor da birden benim videoyu görünce hani böyle ciddileşiyor evet, falan. Duruyor, değil mi? Değil mi? O beni çok rahatsız ediyor ya. Mimik kımıldamadığı şey. Ben yorumlara çok aslında o kadar takılmıyorum. Bazen Hı. hoşuma gidiyor. Çok komik. Hani benim yaptığım videodan ya da yaptığım esmen daha komik yorum geliyor. Hani <laughs> bazen oluyor da. Evet. Mizzette moral bozucu. Hani başka işlerde ne bileyim mesela tarih anlatıyordur. İlber Ortaylı evet. falan mesela şey diyecek kalite yok ya. <laughs> Yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> falan hani o donanım yok. ama Hayır, dinzatta... Fatih Sultan Mehmet Ölümcü. Evet bir yani, yani onu diyemiyorsun. Ama komedi de hemen hani gülmedim. Futbolla komedi çok benzer değil mi bu konuda? Ya futbolda çok taraftarlık var. Hani insanlar böyle rasyonel düşünmüyor çok. Hı -hı. Komedide birazcık daha hani sempatik belki bulduğuna insan biraz daha şey davranıyor. Tolerans sağlıyor sanki Hı -hı. ama... Futbol, Şeyden söylemiştim aslında. Biraz daha yorumlama kısmından ha, söylemiştim. Yani şimdi mesela orada bir Okan Buruk e, teknik direktörümüz evet. ama sokaktaki bir adamdan bir eleştiri e, alabiliyor. Kısmen böyle öyle hiç bir şey içini var. bilmeden vesaire evet. böyle bir eleştiri alabiliyor. E şimdi sen de bir komedyansın abi ve hani sokakta herkes seni eleştirebilir bu konuda. Evet. Ya böyle bir şey var değil mi? Büyük bir yelpaze var yani. Ya şey e, hani nasıl söyleyeyim çok zıt eleştiriler geliyor ya hmm. onu anlayamıyorsun şimdi hocam siz dediniz mesela çok güldüm evet. çok güzeldi evet. dediniz değil mi öyle dediniz. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha değilmişsin sonra şey ben öyle algıladım öyle demedim. <laughs> Kimisi geliyor şey diyor işte mimik oynamadı ya bunlar çok zıt ya. Hani ben gidiyorum ne bileyim ses hani kaydı Hani şey alıyorum. olsa okey o kadar da beğenmedim. Ha şey ne, olabilir okaysin, ya denebilir Aha. işte beklentimin altında kaldı işte falan denebilir de rezalet mesela <laughs> abi ne yaptım sahneye mi kustum ya rezalet. <laughs> Rezaleti anlayamıyorum mesela o seviyeye giremiyorum yani. Onun... Abi çok enteresan ya Ya bizde de bazen böyle çok anlamadığımız yorumlar geliyor. E, maç sonunda falan mesela yaptığımız yayınlarda. E, az çok anlayabiliyorum ama mesela ekşi sözlük enterilerini okudum biraz. Hakikaten. Benim mi? Evet evet. E, yani <laughs> yo üzücü değil bu arada yani yüzde... <laughs> 70 80 hani Oğlum. bu kadar e, yayılmış bir iş yapıyorsun. Eee buna rağmen ek sözlükte %70 80 olumlu enterinin girilmesi bence inanılmaz bir şey. Başarı mı yani. hocam? Bence başarı. Yani üzülüyorum %20'sine, onuna üzülüyorum yani. Ama yani o şey musun bu kadar. Ya şey aslında şöyle söyleyeyim etrafta hani komedyen arkadaşlarımız da falan var. Hmm. Ben onlara nazaran en takmayan isimlerden biriyim. <laughs> Ama şey de değilim yani bir kötü yorum görünce <laughs> bunlar bana kor <korkunan> falan. <laughs> moralim bozuluyor hani. Ama çok etkilemiyor günlük yaşam. Ya yani şey yapmam yani. Ha tamam sen öyle diyorsan yapma. <laughs> hani öyle bir şeyim yok. Yani devam ederim. Arkasında duruyorsa fikrimin <laughs> yani şey yaparım yani. Onu sürdürürüm. Beni en çok ne yaralıyor biliyor musun abi? Bilmiyorum sen aynı şey sende de var mı? Birisi gerçekten ciddi ciddi, böyle uzun uzun, bana evet. anlata anlata, olumsuz bir eleştiri yazıyor ya, evet. çok koyuyor. Ben çok korkarım. İlk sözcükte, YouTube'da. Aha. ya iki üç paragraf bir şey görünce şey diyorum, Allah kahretsin, <laughs> Şimdi hani başladı adam, başlıyor. Öyle bazen onlar mesela iyiye döndü mü, iyi oluyor. Kötüsü ama o paragrafı şey, yani adam dayayıp döşemiş sinirden. Mesela ben ve, sıkılırım, öyle bir şey yazamam mesela. Ve emek harcamış. Evet. Ya belli ki orada bir altyapısı dolu yani. Evet. Ben bir yayında şey demiştim. Arkadaşlar bizim canımızı yakmak istiyorsanız dolu dolu uzun uzun eleştirin bizi yani. Hakikaten evet. öbür türlüsü yakmıyor. Ya adam diyor ki mesela salaha bak falan yazıyor evet. mesela. O yakmıyor canımı mesela. Ya ondan biraz şey artık yaş grubu herhalde küçük olabilir diye olabilir, tahmin ediyorum şu 40 olabilir. yaşındaki adamlar. <laughs> <laughs> falan yazmaz galiba. Abi stand-up'lara girdik. Şimdi bu stand-uplarda e, seninle sohbet ettiğimiz için burada bir daha konuşalım dedik. Estağfurullah her şey konuşalım. E, Stand-up komik değil. Konuşalım. <laughs> Yok şaka yapıyoruz bu gerçekten değil falan. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Abi bu sataşma işlerini seviyorsun ha. Ben bayılıyorum. Çok ben bayılıyorum. de bayılırım bu arada. Bayılıyorum. E, ee, az çok eski açık izleyicisi olarak e, biraz evet farkındasındır. sizin şeylerinizi göndermelerinizi de kimse anlamıyor burada programınıza ben Burada söyleyeyim. hemen arkada, ben... arkada oturan, <laughs> arkada oturan Kerem Öves Çalaslı insan. Siz, siz, siz yazıklar olsun Muslara yıkarış. <laughs> hiçbir göndermemi arkadaşlar. anlamıyor ya. Eski Açık'a gelme sebebim Muslera'dır. Buradan değerli <laughs> Eski Açık ailesine söylüyorum. Bu beyefendinin Muslera'dan istediği nedir? Gayet güzel kaleci kardeşim. Zapata mı geçsin? Leo Franco mu geçsin? <laughs> Muslera'da ilk kaleci mi var? Asıl Muslera'nın değerini gidince anlayacağız. Sonra geçecek kale Aykut Erçetinler, <laughs> Orkun Uşaklar. Göreceksin o zaman Muslera. Adam ne Muslera'nın ayağı iyi değil. Ya Orkun Uşak da şey ağza pas 100 metreden keser dedi mi Orkun Uşak hocam hatırlıyorsunuz ağzına böyle armut bir Oca, ağzını... Orkun 5 asisti vardı <laughs> bir sezonda. Ya Orkun Uşak Orkun Uşak bir pozisyonda şey vardı ya, elinden kaçırdı arkada servet çıkar abi. Biri defans kalecisine bu kadar güvenmez mi lan adam? Defans kalecinin kademesine giriyor. Böyle bir şey olabilir mi yani Orkun Uşak? Evet. Güzel uçardı ama. <laughs> Aynen öyle. Boşa fakat. <laughs> Selçuk İnan'ın 60'lı hocam. Manisa, Manisa'dayken iki tane sağlı sollu. Samiyen'de. Manisa, evet, Manisa ee, 4-2 bitmişti maç. 5-3 bitmişti. Orkun Uşak kale dedi evet. Ya değil mi? Evet, evet. da tutamıyordu. <gülüyor> <gülüyor> Sadece zıplama sikili evet, yüklenmiş. Evet, evet. Ama tutma yok evet, yani. Yok. Abi sataşmayı çok seviyorsun. Evet az önce de yaptım. <laughs> evet, az önce de buradan hemen <laughs> arkada Kerem Öğüt oturuyor. Ona evet, sataştım, evet, iyi bir evet, sataşma Kerem yaptık. Kerem sataştım kusura bak. <laughs> Hiç kırılan oluyor mu? Tabii çok. Yani e, çok azalttım. Yani son zamanlarda bu Deniz'le yaptığımız bozuk mikrofondan sonra çok büyük sıkıntılar çok yaşadık. Çok izliyorum bu arada. Ha telefonla akış sağ olun. Çok da güzel bir konsept yaptınız Teşekkür gerçekten. Deniz Hanım'a da buradan çok selamlar. Merhabalar eşim. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili eşim. Gibi. Sevgili eşim. Çok sıkıntı yaşadık valla o şey oldu. Yani eleştirenler şey yapanlar çok oldu. Biraz o beni yaraladı. Bazen şey çünkü mesela komediden arkadaşlara söylüyorum. Aha. Hani tanışmasak bile. Ya anladıklarını düşünüyorum. Bizim ülkede çünkü mesela eleştiren mizah yapamıyor. Yani. Siyasetle yapamazsın, tabularla yapamazsın. Başka bir insanla alakalı yaptım vakit o da sinirlenince ben de ya neyle mizah yapacağız kardeşim? <laughs> <yani." gülüyor> neyle olacak değil mi? Hani onlar mesela alınması bana çok ilginç geliyor. O alınanlarla da ilgili çok üstüne şey yapmıyorum yani. Yakın olduğun insanlarda mı oldu yoksa hani? Yakında da oldu uzakta da oldu. Yani... tanışmadığımda da oldu hani kulağıma geldi söylediler Aha. arayan oldu şaka yapıyorsun evet yani. evet 3 defa falan arandım bunu ciddiye mi alıyorlar yani bu ya senin bir... o roast kültürünü aslında anlamıyorlar mı yani ya yani da onu sorayım yani çünkü bu roast kültürü anladıktan sonra çok darılması gücenmesi saçma bir şey bence ya insanlar da şey var yani nasıl söyleyeyim bir eleştiri yaptığım vakit böyle sanki hani onunla böyle hakaret ediyormuşum ya da onun üstüne geçmeye çalışıyormuşum gibi algılıyorlar herhalde adam arıyor telefonu diyor sen benim hakkında böyle mi düşünüyorsun? Kardeş böyle düşünmüyorum espri yani. <laughs> ya, Ama aradığına öyle. göre öyleymiş. <laughs> Şu an gerçekleştirdim. Ya. Şu aramaya gibi. şok oluyorum ya. Telefonum çalıyor mesela. X komedyen. <laughs> sen bana ne demişsin mesela? Ben de hemen geri vites parla. Kardeşim o sen. <laughs> <laughs> Ama ona al alınıyorum yani. yani. Hani şeyden falan bu stand up da benim önceden stand çok sertti. Evet. O dönem gittikçe yumuşattım. Yine... E şu an izlediklerim arasında yine sert bir stand-up'ınız var bu arada abi. Ya şey oldu yani onu hocam benim izlediğinizi 3-4 ile çarpın. Aha. Bir de etrafta da yoktu ya kabak evet. gibi ben ortada kalıyordum sertlikten dolayı. <laughs> hani ondan dolayı değişti de şikayetler falan geldi. Rahatsız olanlar çok oldu. Mesela neden şikayet geldi? Esprit. Yani hangi konu üzerinden geldi? Genelde siyasi ha. siyasetten geliyor. Hani kendi çünkü ben siyaset siyasi esprilerde şey yapmıyorum belli bir ideolojiye, belli bir şeye hani taviz vermiyor. ha yani alay <laughs> <laughs> Şimdi öyle olduğu zaman herkesin o konuda tabusu var. Mesela Antalya'da ben Antalya gösterisine beni şikayet ettiler CHP ile ilgili laf söylerim diye. Şikayet ettiler. Daha önce de söylemiştim buradan bazı belediyeler bana salon vermiyor mesela. CHP belediyeleri falan. Buradan CHP kınıyorum. <laughs> <laughs> Onu kurgu atarsınız. <laughs> <laughs> Atmıyor muyuz öyle? <laughs> Kalıyor böyle CHP diye çıkıyor. Hocam Erener'den sonra sizi... Estağfurullah e... Erener'den de gitti artık. <laughs> yani. o da gitti değil mi? Stand-up'ta öyle bir şey de var bir de. Siyasi günler çok çabuk değişiyor Seti <laughs> değiştirmek lazım. Benim <laughs> <Aynen>, böyle <laughs> Sinan Han'la ilgili e esprim vardı. Boşa düştü abi. Kimse hatırlamıyor ya. Yani. <laughs> İki ay önce çok komikti mesela. Şu an değil yani. <laughs> değiştirmek durumunda kalıyorum. Diye. Sert'ten şuna geçeceğim. Ofansif e, mizaha geçeceğim. Mesela yabancı olarak e, izlediğin ve çok beğendiğin komedyenler kimler abi? Louis CK bence bu işin şeyi. Louis CK'yi çok severim. Hı hı. Ricky ben Louis ile mesela bağlantıyı kuramadım. Biraz antipatik bir adam. Hı hı. E, tip olarak mesela evet. o şey geçmiyor. Hani Ricky Gervais falan biraz daha sempatik bir biraz daha. Doğru. Doğru. Mesela Louis CK antipatik bir adam. Anlattıkları da çok antipatik. <gülüyor> yani <laughs> dedikleri konu yani bizim ülkede bile tabu olan konularda bazen şey yapıyor adam. Hı hı. Hani o açıdan birazcık özdeşleşmek zor onu yani. Da şey yani değindiği konular, yaptığı şeyler özellikle ben sahneye çıktıktan sonra hı <laughs> hı. mesela sahneye çıkıyorsunuz hocam. Şimdi Deniz Göktaş falan şey yapmıştı işte, açılış falan benim mesela ben açılış komedini kullanmıyorum. Hı hı. Hani kendi açılışımı kendim <laughs> yapıyorum masraf olmaz. Açılış komedini <laughs> ön grup olarak gibi düşünebiliriz mesela. Şimdi çıkıyorum şimdi şeyi düşündüm yani mesela ilk 5 dakikada hangi 스필er mesela... iyi komedenden nasıl açıyor? Hı hı. Hani setlerini. Louis CK izledim abi açmıyor adam. Mesela açılış yapmıyor. Hani direkt, direkt çak giriyor. Yani. giriyor. Mesela, direkt giriyor. giriyor. Şey yok mesela. Hani merhaba hoş geldiniz ben hoş mesela bende onda bende de da o yok hani. Diziyorsunuz hocam frekans hani <laughs> şey değil. Ben hiç hani hoş geldiniz merhaba anlatacağım eski <laughs> falan. Biliyorsun ondan bilet almış yani. Çıktığım <laughs> gibi yardırıyorum yani. Elemanlı. O, o çok hoşuma gitti. Louis CK mesela beni yani, iyi bulmamın sebeplerinden biri. Bu tarz konularda çok öncü şeyleri var. <laughs> hani bağlamaları, şeyleri falan böyle teknik olarak çok başarılı. değindi konular zaten çok evrensel. Louis ben C. mesela Ricky Gervais'çıyım. Yani görmesiz de çok başarılı. aslında ikiye bölünen bu evet. hani bölünmeler bir de stand up tarafında Louis CK midiki mi olarak da oluyor ya. Evet, evet. Mesela ben ikinci jörrizmi. Çok daha fazla e, bağlantı kurabiliyorum onunla. Ya yani bir kere bir de bir komedyenle bir kere bağlantı kurduktan sonra hakikaten o lugat o kullandığı kelimeler ve o tarz böyle hep böyle size yakın geliyor ve onu anlıyorsunuz ya. Evet. Mesela Cem Yılmaz filmlerinde de var o. Ya yani Cem Yılmaz filmlerinde hakikaten e, ee, Cem Yılmaz'ın mesela günlük hayatında referans olarak kullanan sürekli insanlar Cem Yılmaz'ı normal izlerken de gülüyor. Evet, evet, Ya öyle bir durum var. Mesela Ricky Gervais'te de bende o durum var. Ee, yani Ricky Gervais'i izlerken gerçekten bazen e, şeyi düşünüyorum. Türkiye'de komedyenlerin gerçekten önü tıkalı. Yani Ricky Gervais'in işte bir bebek şakası var. Bilmiyorum. E, hatırlar mısın? Yani şu orada bunu evet. burada yapsan onu mesela. Yok. İşte Adolf Hitler şakası falan evet. var yani. Ya burada hocam ilginçtir. Ben hani o konuda birazcık şeyim. Daha ılımlıyım. düşünüyorsun düşünüyor musun ya da? Ya şimdi ya şöyle ya, tabii <gülüyor> <gülüyor> ama bir yandan da hayır. Şöyle ki her toplumun kendine göre bir tabusu bir dokunulmaması gereken hmm. yeri var aslında. Ha, diyorsun ki ben zaten oralara gitsem burada gülmeyebilirler. Mesela ama. ben burada mesela Amerika'da genelde hani siyahi komedenler siyahilerle ilgili espri yapıyor. Yahudiler Yahudilerle yapıyor. Burada o şey yok. Burada mesela yapabilirsin. Hani ya da biz mesela hani bazen şey yapıyoruz hani dini espriler falan. Hı -hı. Atıyorum bizim mensup olduğumuz dinle ilgili likücöbist de yapamıyor zaten. Hani onlar kendi aralarında öyle yapıyor. Yok biraz yapıyor ya. yani Şu şeye mi? Onu ee... hocam o zaman hemen dile getirelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok şey şey muhabbet vardı ya İngiltere Başbakanı bir e, açıklama yapmıştı da o, o İngiltere Başbakanı karışabileceği değil, kocasının karışabileceği bir şey gibi. Ha. Bir esprisi vardı mesela. Hı -hı. Onlar tabii ince olduğu için çok anlaşılıyor ay. ay evet. <laughs> ya yani şey mesela Amerika'da bu şey var ya, Sandfelt'te Kremer, Kremer. O mesela yaptığı stand-up gösterisinde siyahiyle ilgili bir espri yaptı. Evet. Bayağı böyle ağır hani bir tane adamla interaktif yapıyor. Kölelikle falan kölemsin benim konuşma falan öyle espriler hı hı. yapıyor. Kimse gülmüyor bu arada. Adam şey böyle sinirleniyor siyahi çıkıyor gidiyor. Adamın ondan sonra kariyeri bitti mesela. Yani yurt dışında ya yani şey anlamında mizah daha şeyler toleransları daha yüksek. Evet. Ama bizim ülkede de yani tuz biberde falan iyi espriler yapılıyor hı hı. konu anlamında. Bizim ülke biraz daha tabusu olan kutsallarına daha dikkat eden bir ülke. Bir yani de bazen neyi kutsal sayıp neyi hatta, kutsal saymadığını çok çözemediğim bir ülke bence burası. Şey çünkü biraz siyasi ve ideolojik olarak şey ibre Kayı'yı... Evet hani bir sürü mesela işte diyorlar ki atıyorum bu kutsaldır bu bardak ya kimse bardakla ilgili konuşmuyor bu sefer adamlar söylemek istiyor kardeşim bardağı işte önünde duran da <laughs> öteki de öyle öyle gidiyor şimdi orada bir set çekemiyoruz biz o kadar kuvvetli değiliz yani hani ben şey yapamam yani hani toplum buna şey yapıyor bana ne lan <laughs> ben çıkacağım anlatacağım öyle bir şey olmuyor ama mesela şeyde e, diyoruz yani Amerika'da böyle zenci zencinin mizahını yapabiliyor evet, siyahi evet, zenci evet. mizahı yani yapabiliyor Niga falan diyebiliyor evet. Abi burada Alevi, Alevi mizahı yapamadı mesela. Evet. Mesela o ilginç bir konu. Çok komik değil mi? Doğru. Ve evet. bunu yapamamasının sebebi yine muhalif olan bir e, siyasi figürler yani. Ya ilginçtir. Hani ilk şikayet eden ve bunu evet. ilk yani e, bildiğim kadarıyla cezaevine falan da girdi. Yani ya da Yok, Pınar Fidan girmedi bir arkadaş başka bir arkadaşımız girdi. Ama evet. yani gözaltı ifade falan filan bir şeyler oldu. Evet o da mesela şeyle Atatürk'le alakalı girdi. Kanunla <laughs> alakalı ha, aslında evet. gene hani seküler dediğin tayfanın yapmış olduğu. İlginçtir. Ben de hani bunu söylediğim için tepki alabilirim belki biraz ama bütün şikayetlerimin benim çoğunluğu şeyden geldi zaten hani e, Muhalif sayfa tayfa dediğiniz. Evet. Dediğin evet. Yani, çok ilginç. O da ya, çok enteresan. Ya gerçekten. bir salona çıkıyorum. Adamın partisi almış yüzde bir oyun. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Onunla ilgili espri yapıyorum. Çıkışta çeviriyorlar. Hayırdır kardeşim hani bu sahnedeki espri mi? Yoksa hani gerçekten böyle gerçekten. mi düşünüyorsun falan. Hani çok ilginç yani. Ona şaşırıyorum ben. Abi her, ben bütün... Hani komedi şeye mi komedi yani? Hani sana söylemeyeceğim koyurken. <laughs> <laughs> yani. Hani espri yapıyoruz hepsiyle alakalı. Orada ilginç bir durum var. Abi bir tane e, ee, avukatına A4 kağıdına yazdığım bir espri var. Ha, evet evet. Onu burada yapmak ister misin? Hocam. <laughs> ben şunu yaparım şey da de siz değil yayınlamak bu... ister misiniz? <laughs> şey yaparlar. <laughs> ee, evet, hukukta da. olmayan o otanımdan ee, evet, yapabilirler evet, 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 yani. yani. Sorma bu arada şey avukat. Blue TV'de değil mi o? Yayınlanmıştı o. Ee, sanat... yok Gain'de galiba. Gain'de, Gain'de yayınlanmıştı. Yani, yani, Allah kahretsin çok kötü kesmişler. Gain'i de buradan kınıyorum. <laughs> Ya kurgusuna gittim onun tamam mı? Aha. Buna böyle şöyle kes şöyle olsun falan dedim. Ulan yayına bir girdim işte. <laughs> ya aradım dedim kaldırın lan bunu yayından ben mi? Be. Ondan şey Ama diyorlar, iyiydi yine bu arada. Ya be teşekkür ederim. O benim yeteneğim işte. Şey yapamıyorsun engelleyemiyorsun. Hani kurguyla bile kapatamıyorsun yani. <laughs> kurguyla bile kötü <kimse> yapamıyorsun. <laughs> yani. ya. ya şey gibi bitiyor benim gösterim. Bilmiyorum o hali hala ben en son halini izlemedim. Bir şey diyorum bitiyor böyle birden geniş plana Bitsin geçiyor. Hiç hatırlayamadım şu an. Ama yani ya dedim ben hani böyle demiş olabilir miyim ya? Hani <laughs> ben kahvede bir şey değil mi orada biz? <laughs> başında diyorum esprim var diyorum ha. yapıyorum diyorum sonda sonda espri yok. <laughs> espri mi çıkartılmış? <laughs> evet evet. Sonra ben de dedim ki ya başını bununla gireyim ha. sonunda da yapayım hani bir tane siyasi esprim var. Ha. Çok komik. Sonda yapayım o siyasi espriyi. E? Yok işte. Yaptım yaptı. mı orada siyasi espriyi? Tabii yaptım. Kurguda yok. Şimdi şey de yapıyorum. Şey diyebilir miyiz? Yapıyorum. Hocam. Yemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yememiş diyebilir miyiz? Öyle. Çok attılar şey. Öyle olunca böyle şeye döndü stand-up. E, TikTok videosu gibi. Ya <laughs> bir şey yiyorum. Hep dolu. Hep 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 Ya öyle değil yani, yani o arada espriler şey var abi. Öbür türlü şey kaldı yani. Zaten en safe yeri oraydı gösterinin. Aha. <laughs> Oranın da biraz modası geçti artık. O 2000 19'da falandı şey. Hani ağır yaşamdan falan kalmadı çok artık. Evet, hani evet. şey öyleydi. Öyle olunca dedim ya ben zaten anlatmayacağım bunu dedim. Yayınlayabilirsiniz dedik. Öyle çıktı. Yani ona biraz üzgünüm yani. Hani kurgusu falan iyi olsaydı. O espriyi burada dinleyebilir miyiz? Ne? Finali mi hocam? Evet. Yok Allah koruyor Rabbi yok. Onu arkadaşlar 300 liraya yapıyoruz. <laughs> <laughs> o zaman bir şey söyleyeceğim. <laughs> şey kurtarması avukatması. Süper masa. teşekkür diye bir şey var ya. Ha oğlum. Bu <laughs> videoda. Evet, evet. şey, Katılıyoruz özel <laughs> Katılı videolar, özel yapayım. katı katılı özel böyle şey ayrı bir şey açarız. Tamam hocam ben çıkışta ee, perde de hazır. Stand -up Özgür Turan'ın meşhur siyasi esprisi diye bir, evet, bir şey var. yapalım. Hocam hatta şey yapayım bakın sizin değerli eski açık izleyicilerine, izleyicilerine davetiye verelim buradan. Aa çok iyi olur. İstediğiniz gösteriye istediğiniz sayıda söyleyin hocam. Aa çok ben iyi şey olur. Ben şey yapayım. O zaman hemen şimdi karar evet. verelim mi seninle beraber? İstanbul'a ne? Tabii video içinde kaç istiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Uzat falan şey, diyor. De Haftaya devam. Beşten fazla <laughs> Yok fark etmez. İstanbul zaman... içi İzmir olur. Tamam. Siz seçin. O siz üç... kaç ikişerden üç, dört, beş, iyi mi? beş çok mu? Beş okey. Beş ikişer on olsun. Hadi beşte benden şey Tamam 10 olsun. Beş kişiye bir artı bir yani. Tamam yani aynen. Kişi başı iki kişi davetiye. 2 kişilik davetiye. davetiye beş, beş kişiye. O seçilen kişi hangi şehirdeyse ben oraya geliyorsam ya da istediği gösteriye veriyorum. Kardeşim davetle benim değil mi? En öne oturtacağım. <laughs> en öne <Gösterizim. gülüyor> ki beni en öne, en öne oturttu sağ abi, olsun. Eriş Bey bilet almış gelmiş. Çok teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Ben, ben o öyle kadar ama de... şöyle e, genelde buna dikkat etmeye çalışıyorum. Yani Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımın da bazen mesela konserleri falan oluyor. Onlara da bilet alıp Metro'nun daveti gelse de mutlaka bilet almaya çalışıyorum çok bu arada. Çok sağ olun. Ben almam yüzsüzüm. bilet <gülüyor> aldım <gülüyor> bir komedyon olmadı. Allah belanı versin. Hakikaten. Yani. Tiyatro Ama şey, size, size de, alayını bedava izle. Özgür, özgür Hocam size de bir zahmet bilet satmasınlar yani. Niye? Yok yapan var da daha önce oldu yani. Ama Hiç gitmedim ona. bu arada. Gitmedim yani. Komedinin şey. ağababası babası geldi. Böyle. De... <laughs> Açılınlar. şey var ya bu yaşlı vatanda. Bizim... Kalk lan orada fidalarım. <laughs> vere Özgür Hocam Kerem'e yapsaydınız anlamayacaktı. Anlamayacaktı evet. işte. bakın. Niye sen Mustafa? <laughs> <laughs> ya bu adam kaç yıldır Galatasaray'ın kalesinde kardeşim <laughs> o zaman ne yapalım? Bir şey e, yorumlara bir şey yazsınlar arkadaşlar. Ne yazdıralım yoruma? Hocam so, ne bileyim soru moru sorabiliriz. Soru belki. soralım. Ne soralım? Daha saray'da değerli arkadaşlar evet. şampiyonlar ligi grup maçlarından biri. Tarih vermiyorum. Mondragon bir geri pası ayağının altından kaçırmıştı. Evet. Hangi maç? Hangi maç? Hadi bakalım. Hangi maç? Hadi bakalım. Bilirseniz... Ben bilmiyorum e, burada. Ben de şu an bilmiyorum. <laughs> Öyle bir pozisyon <laughs> yok. Abi, şey ama Mondragon... sen de davetiye vermemek için ya, yani şey o kadar be, da olmaz. Unuttum maç ya. Na, o Nansı grupta. Hangi maç olduğunu şu an hatırlamıyorum. E cevabı söyle de abi bari direkt sadece Na yazsınlar. Na, Nans mı? Nanslı Nans Nans't maçı değil. Nans'la hiç karşılaşmadık abi biz. Nance'da karşılaşmadık mı no, ya? Yok karşılaşmadık. Nasıl ya? Nance yoktu ya. Ya bir şeyli grup vardı ya şeyli dörtlü Fransız bir tane sergenli olan dönemde. Aa, şöyle yapalım. Şöyle kolay bir soru soralım. Tamam. <laughs> <laughs> cevabını <da> ben de... <laughs> <laughs> en azından cevabını bildiğimiz bir soru soralım. Yok bana da bilirim yani. Bana 2-3 dakika verin çıkarırım ama <gülüyor> <gülüyor> şimdi şey. Evet, bu. o zaman şöyle yapalım. Şeyde Liverpool deplasmanında gollerimizi kim attı? 3-2'lik. Ha Liverpool olan. Neydi forvetlerin adı böyle bir... Kravç. Kravç'un o vole, gole attığı attı e Orada bizim maçlar. golleri kim attı? Bu golleri kim attı? Tamam. Hangi futbolcunun serbest vuruşu direkten döndü? Evet. Bilin bakalım. Çok şaşıracaksın <laughs> <bu> cevabı. <laughs> Ve e cevabı tamam. bilip yorumlara yazan arkadaşlara... Tamam olur. Seçeceğiz, Etkileşim bulacağız. Olur hocam, Güzel olur. 5 ee, kişilik, yani 5 kişiye 2 evet. kişilik davetiye. 5 kişilik şu ailesini sülaleci. <laughs> Sülale boyu davetiye veriyoruz hocam. 5 kişiye 10 <laughs> kişilik davetiye var. Valla evet. yer varsa alırım bu arada gelsinler. Valla evet. mesaj at Bu, hakikaten öyle bu arada. Valla sığdırırız hocam. Sığdırırız. Boş <laughs> kalacağına koltuk. Aynen öyle. Şey. Abi şey soracağım sana. Şimdi kamusal mizah kanalını bir kenara mı koydun yoksa artık orayı unuttun mu? Ya yok oraya hep bir çekesim var da şey o kısmet olmuyor yani. Şey mi? Bir de şunu sorayım. Artık o tarz bir içerik mi üretmek istemiyorsun? Yani hoşlandığın şeyler yani o e, komedi türü mü değişti? Ya daha çok stand-up'a mı yönelmek istiyorsun? Daha çok biraz daha böyle işte crossover talk yapıyordun. Evet, evet. İşte oradaki daha böyle ee, nasıl diyeyim? Daha böyle e, interaktif şeyler mi yapmak istiyorsun? Ya yok, ben orayı hep daha seviyorum. Yani şey mizah falan... Evet abi. evet. orada daha komik geliyor. Yani üzerine düşünülmüş, Hani Hı -hı. yazılmış şeyler hep daha komik geliyor. Ora ama zorluyor. Şey stand up falan daha böyle deadline'ı belli olan. Evet. Bir şey mesela 28'inde bir yere çıkacağım artık. kaçar yok yani. <laughs> yani mesela. Hani kamusal da öyle bir şey olmadığı için sürekli kamusal erteleniyor. Deniz işte evet. Hanım da sürekli şikayet etti. Evet, yani şey belli yani mesela bozuk mikrofon işte hani şurada çekilecek şükür mecbur gidiyoruz sonra hiçbir gidecek zaten. şey be, <laughs> hazırlıksız falan gidiyorum yani doğaçlama. Hani daha rahat da şimdi kan Orada bozuk mikrofonda hiç hazırlık yok mu önceden? Benim hiç yok. Ha. Deniz'in şey var bazı konular... Konu başlıkları evet. belirleniyor. Bazı konular konusunda fikri var bazen Hı. o da, o da bazen Aha. hazırlıksız geliyor alıştı bana. <laughs> Ama öylesi daha evet. güzel geçiyor bu Ben arada. şeyde, ben hani <laughs> böyle katıldığım programlarda falan da şey gelmeyi seviyorum yani. Boş hani hiçbir fikrim aynen yok. Öyle, aynen alakalı. Öyle. Daha böyle eğlenceli oluyor. Daha böyle yani çağrışımlarla giden bir e, sohbet bence çok daha... Evet. ...bir de doğal oluyor. Öbür türlü insan heyecanlanıyor ya. Şey de... ...mesela kafada kuruyorsun sürekli. Ulan evet, böyle evet. bir şey sorar, şöyle bir şey olur. Yani burada da mesela ben hani soru moru umurumda değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sorsan onu düşüneceğim ben. Lan ne desem böyle falan. Hayır, i̇şte evet. da mesela ben de soruları şey yazdım. Yani böyle çok iki kelimeyle... ...hani konuyu sohbet belirleyecek açsın. şekilde... Evet, ...sohbet evet. Atsın diye yazdım yani. Yoksa... Evet. ...onu da yazmayabilirim mesela bazı arkadaşlar oluyor... ...hani Hı. konuklu olan programlarda istiyorlar... ...mesela soruları verin, şey yapın falan... ...hani hazırlanıp gelenler de var... O mesela benim kafamda çok yer kaplıyor. Evet. Onu devamlı kurarım. Ondan dolayı böyle katılmadan geliyorum. Bir şey kurmalı bebek gibi cevap veriyorsun. diğer evet, yandan evet. sonra ister istemez evet. yani. Evet. Promptur gibi. O kuyalım o zaman. Yani <laughs> Şuraya ekrana var zaten ekrana yansıtalım. Ya buradan söylemeden geçemeyeceğim yine Yılmaz Erdoğan'a sallayın Yılmaz Erdoğan. Bunu <laughs> 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 TV'de stand buna promptur da çıkıyordu ya var bu. Evet. Çok ben üzüldüm ya. Mesela ben bazen şerefimle şey diyorum arkadaşlar unuttum. Şu <laughs> an Ama şey prompter şey mi? Konu başlıkları der herhalde. Bilmiyorum. Yani, yani prompter'ın detayını göremiyorum. Tamamıysa tebrik etmek lazım bana. Güzel okumuş hani. <laughs> falan ama prompter üzücü. Evet evet. Yani, e, PKM'ye de çok sallıyorsun. Ya. Ben evet de üzüldüm ya son son komedi festivali çağırmadılar. Gerçekten <laughs> <mi>? evet. Eyvah! <laughs> Ulan dedim geçen çağırmışlardı, reddetmiştim. Bu sene de çağırmadılar. Ama abi, bir dakika. Ee, Onun şey, başı var ya yani. Sen yok ama şey, şey olabilir. Ya kardeşim kaç komeden var zaten? Hani Deniz Göktaş'ı çağırmışım, beni niye çağırmıyorsun? Söyle teklif et. Belki uygun olacak programı. Ya da işini iyi yapan kaç komedyen var? Estağfurullah o şimdi bana düşme. O çok az. <gülüyor> <gülüyor> Şeye dönecek olursam hocam. Kabusal mizah. <laughs> Aha. Ora biraz öyle bir şey üretti. Yani biraz zorladığı için beni çalışma anlamında. Hmm. Yani oraya şey yapmak istemiyorum. Böyle hadi ya şunu çekelim falan. Böyle üzerine düşüneyim falan istiyorum. O alanı bulamıyoruz bir türlü. Algoritmayla alakalı bir derdin var mı şu an? YouTube algoritması. Yani evet. YouTube'un kendi içerisinde. YouTube algoritması. Hani işte belli bir süre ara verince YouTube algoritması bozuluyor falan filan gibi şeyleri var ya. Ya ben kamusal bizzat da onu çok şey yapmıyorum ya. Ben çok orada umurumda değil. Yani ben aklıma gelen çekeyim orada. Yani üç kişi izlesin yani, hiç umurumda değil orada. Ha orası şeydi yani bu bir. Orada e, benim şeyim yani hani kendi böyle deneme tahtam. gibi. Evet. Günlük evet. gibi aslında. Evet yani. evet. yani orada hep böyle ben şey yaptım zaten. Ee, ben denemeler yaptığımı düşünüyorum orada. Hani biz ilk çektiğimizde o tarz örnekler çok yoktu internette. Çok i̇şte, Mesela ben şeyde belki daha önce anlatmışımdır izleyenler için tekrar olacaksa özür dilerim. Dedeme Pokemon saldırdı da biz şeyi tartıştığımızı hatırlıyoruz. Kameraya mı baksam buraya mı baksam hani boşluğa mı baksam? Çünkü insanlar bilmiyor ya bu röportaj bir şey. Şimdi mesela internet şeyden daha da telefon alıyor, kaldırıyor böyle konuşuyor. Hani herkes okey ona. O dönem değildi. Bu adam izleyici ya. lan ne? Bu adam kime ne söylüyor ne bir oluyor? Bir de şey senin için de sıkıntı yani yapılmış bir şey değil reaksiyonu evet, görmemişsin evet, evet. bilmiyorsun. Yani hangisi anlaşılacak hangisi anlaşılmayacak bayağı deney senin için aslında Yakın yani. Yakın çevrem hiç gülmüyor. Ya. Kamusal mizah çok zorladı beni. Ama şöyle abi insan tanıdığına zaten evet, gülmek de evet, çok zorlanır. Evet. Yani biliyorlar. Yani... Ben öyle konuşuyorum zaten dışarıda da. Videoyu atıyorum. Adam hiç gülmüyor. Ben dedeme Pokemon saldırdı. Attım. Evet. Dedim nasıl oldum? Şey diyorlar. Özgür biraz düşük tempon. Vasat falan. Ulan <laughs> dedim ki abi dedim bu komik bir şey ya. Bunu Ama ben Ama aslında düşük tempo ya. komik. Olan yani orada. öyle diyorlar işte mesela şimdi de şey diye eleştirilmek istedim. bağırıyor. <laughs> ya o dönemde bağırmadık diye eleştiriyorduk. Yani sesin çıksın biraz mesela. <laughs> şey diyorlar kendi esprilerine gülüyor. Mesela abi... kamusalda hiç gülüyor. Dastiki mutlar adında tebessüm etmiyorum mesela. <laughs> Hani git onu izle. <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey yapmam. Sohbette insan gülesi geliyor yani. Abi bir, bir, komedi, şey. bir komedine yapılan bence en anlamsız eleştiri ya. Esprilerine yani. gülüyor. Abi komik bir kom gülüyorsun. <gülüyor> ya ben bir de doğaçlama o an yaptıysam tövbe tutamam yani. <laughs> ya çok zor çıkartıyorum hani aklıma önce gülerim sonra yaparım. <laughs> evet, evet şeyde sen hatta ben çok zor yani. Bir iki yerde denk geldim yani. Evet, zor ya. Espriye giremediğin ana denk geldim evet, yani. yani. Evet, evet evet yani. yani. Gülmekten Ama yine de bütün salon ona o hale güldü yani o duruma güldü. Ama şey işte o enerjinin geçmesi bence değil mi bir yandan evet, da yani. Öbür kesinlikle. türlü şey geliyor bana çıkıyorlar böyle sağ mıy, mıy 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 yani şey mi abi bu hani Şiir mi göz bir şey mi yapıyoruz? O evet. bir şey oldu değil mi? Persona oldu. O persona şeyde çok sıkıyor ama. Mesela şeyler işte en popülerlerinden biri o Deniz Göktaş biraz öyleydi. Aslında bunu ilk bence Doğu Demirkol başlattı sanki. Doğu Doğu sanki. evet. Ama Doğu da... Sonradan çevirdi, evirdi kendini o. Evet evet. Ona geçmek durumdan. lazım hocam. Evet. Yani da Deniz da uzunda onlardan çıkmaları lazım. Çünkü insana sıkılıyor mesela bir saat. Deniz Göktaş'ın son stand-up'ını evet. izledim. Oradan biraz sıyrılmaya evet, başlamıştı evet, mesela. Yok. Daha böyle hani gülerek anlatmalar evet, falan evet. filan vardı. Deniz'de var o şey. Yani Deniz Göktaş kendini çok geliştirdi. Diye. Böyle altta bu futbolsu. Wonder <laughs> <laughs> çok çok gelişti. Fm'de <laughs> vardı o. Ne o? Pa mı diyorlar o potansiyel? Bilmiyorum, hiç şey. oynamadım abi. Aa, abi. Vallahi hiç oynamadım. Hocam Fm'de nasıl bir futbol sever nasıl abi, oynamaz? Bak şimdi neden oynamadım biliyor musun? Cm'de mi oynamadın? <laughs> hiç oynamadım. 2001 2002, 2002 Adova. <laughs> <Hiç gülüyor> yok mu bunlar sende? vallahi hiç. Aa, Şok oldum. Olmamasının sebebi ne biliyor musun? Abi? Nedir hocam? Tamamen benim e, hile hurdadan çok iyi anlayan arkadaşlarımdan dolayı. Yani çok iyi anlamasına gerek yok da. Abi geliyorlar ne bileyim Somali Yiğit Sporu aldım şampiyonlar ligine yaptım. <laughs> o saçma. Abi sürekli böyle hikayeler duyuyorum FM ile CM evet, hakkında. Evet, evet. Diyorum ki abi yani bu ne saçma oyun dedim bir o yerden sonra. şey ama o zevkli oluyor ya. Şey ama yani, işte abi şey yani gerçeklik algısı evet, evet. kayboluyor ben bende ve bağ kuramıyorum o oyunla. O yüzden hiç oynamadım. Tersi mesela önceki oyunlarda şey vardı mesela sallıyorum. David Beckham Manchester United'da United <laughs> o zaman. Alamıyordu mesela adamı. Hani 1 milyar dolar veriyorsun bir şey veriyorsun. Ama Orada doğalı değil, o değil mi abi? Yok hayır. Ya şey olur. Nasıl olur hocam doğalı? Messi de falan mesela. Ha, ha. Kulüp bizim verir oyuncu gelmek istemez. Evet. Mesela burada kulüp bonservisi diyor Abi ne vereceğiz <laughs> yani? Oraya kod yazmışlar tamam mı? Bunu alamazsın. Hani bunlar Ama mesela abi, saçma abi işte, geliyor bana. E, senelerce sonra e, bir e. belgeseli yapılıyor ve belki de Manchester United ne kadar para kazanmıştır o şeyden belgeseli. Bekim futbolcuydu Ben severim. Siz sever misiniz? Ben çok severim. Hatta evet. yakışıklılığın altında futbolcunun ezildiğini düşünüyorum. Siz de hocam. Biz öyle <laughs> Sizin, ama, sizin yorumculuğunuz Abla... yakışıklılığınızın <laughs> altında yorumculuğunuz eziliyor. <laughs> teşekkür ederim hocam. A A böyle, böyle, Analiz yeteneğiniz görmezden gelelim. Ben, ben ben böyle şey biraz övülünce şey alıyorum. Böyle i̇çime Esta, geçiyorum. Estağfurullah hocam. Bakın hem yakışıklı hem mütevazısınız. Ya, teşekkür anlamda. ederim. Teşekkür ederim hocam. Kıvanç Tatlıtuğ bir sizin gibi. Kıvanç da çok yakışıklı ya. Gördünüz mü Hiç başka Gerçekte. hocam. Gerçekte Canlı gördünüz mü? Hiç canlı görmedim ama e, Onla çarp. E, canlı On görmedim ama çarp. şey e, sevgili Mali hocam Mali Ergin buradan da ona evet. çok selamlar. Kendisiyle bir çekim yapmıştı ve diyor adam. ki yani adam spot ışıklarıyla geziyor. Bravo, yani. Çok doğru bir tabir. Spot ışıklarıyla geziyor diyor. Bu ışık falan o gelir burada aydınlatmadan kıvılcımla durup çekebiliyorsunuz <laughs> Aynen öyle. Hocam öyle. bir de Beckham da var o. Beckham da çok iyi adamdı. Şey çok garip bir isteğim ya. Beckham'ın oğlu olmak. <laughs> Ya ne yaparsan ya babandan yakışıklı olamayacaksın evet, ya. Yani. İmkansız. imkansız. Geçtim hani babanın tabirimi diyoruz. Sıçtı bok zaten <laughs> daha yakışıklı olacak ya. Allah evet, kahretsin evet. çok kötü bir şey ya. Şey de çok kötü mesela. Kız arkadaşın var. Babanla tanıştırmaya gidiyorsun. Bekım. Baban ama hala arzu öznesi. Bekım. Yani aklı kayabilir kızın falan. <gülüyor> <gülüyor> Babam Ve ben doğal ben bir soy, şey yani. hani o, Ayıplanmaz da yani. Hani. O, o oğlu herhalde şey yapmıştı değil mi? Soy ismini falan kız arkadaşına e, alıyor Brook falan. olmuştu. Evet. ayılamamıştı. Evet. Oğlunda demek ki o bağ yok hocam. <laughs> Ondan dolayı istemiyor hani. Şey yapmıyor. Ben pek pek oğlu değilim diyor galiba. Ama yani şey işte belgeselin sonunda bir sahne var. Yani bütün aile bir araya geliyorlar. Acıdım çocuklara ya. Neden hocam? Ben izlemedim belgeseli. Yani değil. adam bütün yakışıklılığıyla orada. Ha çocukların da eli yüzü düzgün ama yani hani o, o adamın yanında durmak, evet. adamı durmak için o adamın yanına durmak için eli yüzü düzgünlüğe ihtiyaç yok yani. Onlar hiç futbolcu falan değil değil mi? E, sanırım e, Romeo müydü? Romeo e, sanırım. Ya bizde mesela Ayhan Akman iki tane üç tane. <laughs> Doğru yok yolluyor Galatasaray. <yolluyor>, <laughs> Kardeşim yani yap gönder. <laughs> Onlar <ondan gülüyor> da Arsenal'li diye dalga geçiyordu. Öyle. Belgeselin sonunda Beckham. Ha, Arsenal forması giydi diye dalga geçiyordu onunla. Yani bence Beckham'ın oğulları bir yani en kötü bir ön libero falan olmalı. Tabii <laughs> ikincilikte <laughs> falan. <gülüyor> Böyle çanakkale derdelerle falan bir alıver yapmalı Aynen öyle. Abi Kamusal Mize'de konuşmuşken şunu soracağım sana. Tabii. Hiç ya ben bunu nasıl çektim? Allah kahretsin ben bunu yayınlamayaydım. Ya da ulan ben bunu silsem dediğim bir video var mı Kamusal Mize'de? Ya var ama şey şöyle hani tutmayınca insan öyle hissediyor ha, bazen. İster istemez. Ya şey anlamında hani az izleniyor. lan Hani hmm. şey gibi demez. Sede çok bu falan. <gülüyor> <gülüyor> hani sileyim falan diye. Tutan işlerle daha bir özdeşleşiyorsun. Tutmayanla <laughs> Şey yapıyorsun mesela şey var o dedem Street Fighter'da şey olmuş olayını ee, şey yaptım böyle onu ateri içine koymuştum falan kendimi. Sonra izleyince şey dedim ben bunu niye böyle bir şey yapmışım hani o tam o aurayı bozmuşum dedim. Zaten anlatıyordum falan mesela Hı -hı. ona öyle demiştim. Ha ama şey sadece biraz teknik. Ya öyle hani şey de şimdi ya, tutsa o, öyle Aha. demem mesela. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <laughs> oldu. Yani. az izlenince böyle diyorum mesela ona öyle <laughs> demiştim o var şey oto reklamcılık mesela o o da Aha. tutmadı. Ona da şey dedim. Ya bunu niye yani niye böyle bir şey yaptım acaba falan. Şey oldu mu hiç? Kafamdaki gibi olmamıştı da ondan. Çok inanarak yüklemediğin bir video patlayıp giden böyle evet, evet. var mı mesela? Evet. Osuz bir espri. Gerçekten Ve evet. <laughs> <laughs> şu an yani şey yani çok büyük bir kalıp oldu ya yani. Evet. Ona hiç güvenmedim yani. Komi ya biz o dönem şeydi işte internette referans yok. Ve yani şey yani diğer kanalın diğer ee, videolarına göre biraz daha prodüksiyonlu bir iş. Hani dört kişi falan var. Biz vardı. şey ya yani hep böyle öyle şey yapıyorduk. Ben zaten hani o dönem sinema tam okuyordum. Aha. Hani böyle kısa film varı çekelim. Görüntü yönetmenisiniz hocam yani, bunu söyleyelim. Tabii söyleyelim. <laughs> bir... <laughs> <laughs> ya böyle şeylerde yönetmen ve görüntü yönetmen ne bir şey oluyor. Mesela yönetmenim diyorum adam nerede diyor. Hani komedyenlikte de var. mesela Komedyenim diyorum nerede. Hani işte Söğüt'ün çevresi falan böyle. Nerede yani? Her Moda şey. sahnesi ha, civarında yapıyorum. Yani Kadıköy'de ben varım, etrafta işte Beşiktaş'ta Baturay var falan. <laughs> Şeyde bir de <ne> konuşuyorduk hocam. <laughs> şey üst düzey evyesiydi. Pardon evet doğru. Orada zaten öyle çekiyorduk hani kısa Hı -hı. film tarzı çekiyorduk. Onu çekince bize komik geliyordu zaten. Benim çektiğim her video bana komik geliyor. Evet. Ee, ama bazen hani dedim ki ya, bu tutmaz herhalde. Zaten o dönem şey yapmıştık. Eee skeç çekmiştik. Bir Aha. bence komik diye bir format vardı. Onun içinde yayınladık onu yani. Sonra oradan millet kesip yayınlayınca ben geri kanala koydum onu tek şekilde. Ha öyle oldu. Ya, o derece güvenmedik yani. <laughs> yani bu ya, tek başına komik değil. Yani yanına bir şeyler koyalım. Üç tane skeç vardı arka arkaya. O dönem daha onların oturmadığı dönem. Yani izleyici hani mesela o çok üstüye bir espri koyuyorsun ya millet diyor hani ne lan bu başına programı bu falan. Hani daha onları mı tartışıyorduk ben hatırlıyorum. Bir de şey mesela... E... 25 saniyelik 50 saniyelik videolar da evet, yüklemiştim. Evet, evet. Bir şey vardı. Kötü bir esprinin üstüne hastaneye kaldığım evet, dönemde. 50 o. saniye falan da herhalde değil mi o? Ee, bir geçiyor galiba evet, ya, kısa ama, ama kısa. Yani. Evet, YouTube evet. şey için evet, kısa. çok kısa. o dönem onlar şeydi. Hani denemeydi bence. Ve yani. hiç şeydi yani hani bilinmeyen, denenmemiş bir şeydi evet, yani. Evet. Yani. O hoşuma şuma gidiyorduk. Kamu zaten şimdi Biraz o şey de kalmadı yani bizim o ürettiğimiz hani o dönemde mesela çok skeç grupları vardı işte Facebook, Hoteller falan. Evet. Hani onlar hep böyle gitgide biz şeye geçtik gibi yani geçmemiz gerekiyor gibi dijital mecralara Hı -hı. Hani dizi tarzı, film tarzı mesela oraya doğru yöneldi o profesyonel artık hani... Üzerine düşünülmüş işler oraya geçti. Evet. Youtube'da daha böyle hani sohbet daha spontane gelişen vlog... O tarz evet. şeyler oturdu gibi hissediyorum ben ama... Ben yok aynı fikirde değilim ya. Yani o şöyle, olur. abi, yani herhalde YouTube'da şunu bence net söyleyebiliriz. Bu kadar sadık izleyici kitlesi olan e, ikinci bir insan ben tanımıyorum yani. Estağfurullah, ben de. Gerçekten çok, çok hocam, ciddi hocam, söylüyorum. Doğru, olsun. Öyle hakikaten değil, çok ciddi söylüyorum efendim. çünkü e, abi ben senin bütün konuk olduğun programları falan da izledim. Yani geleceksin diye değil, daha önceden <laughs> izliyordum. çünkü <laughs> hakikaten çok severek izlediğim bir insan olduğum için. E, Mesela bir konuk ol. olmuşsun mesela. Caner Öz konuştun. Evet. Mükemmel <laughs> programdı bu <Evet>, arada. <laughs> <laughs> <Çantıra gülüyor> mesela onu yüklendiği gibi izlemiştim falan evet. mesela. Altta bazen böyle yani çok sevdiğim e işte sanatçı olsun, işte ne bileyim şarkıcı olsun falan vesaire. Olduğu zaman alttaki yorumları da merak ediyorum Hı. hani nasıl oluyor falan. Gerçekten hani bu kadar Özgür Turan geldi, teşekkürler falan filan gelsin gelsin. Başka mesela programlarda da Özgür Turan gelsin, Özgür Turan gelsin. Mesela Crossover Talks bitti sizin. Ve şimdi şeyler yapıyor. Çabi, Boğaç ha, falan evet, yapıyor. Evet. Geçen Çabi'nin de storisine denk ha, geldim. Evet. <laughs> Özgür Turan nerede falan evet. diyor böyle. Yani. Yani çok ciddi sadık bir kitle de var. Bu kadar bölük pörçük arada bir kamusal mizah böyle bir ye, yükledin. 6 ay yok. Bir yükledin 3 ay yok falan filan. Nasıl becerdin abi bu işi? Çok enteresan bir durum evet çünkü ya. Ee, herhalde YouTube'un en düzenli içerik üretmeyen youtuberlarından <laughs> biriyim yani herhaleyse. Kamusan. mesela 2 yıldır falan video yok. Evet. Hala konuşuyoruz. mesela. Aynen mi? öyle. Geliyor. Her gittiğin yerde o soruluyor Evet. Bir hocam şeyden herhalde ya bir frekans tuttu. Yani. İzleyiciler aramızda, bir mizanla şu oturdu. Hı hı. Şimdi o gelmeyince insanlar da beni özlüyor herhalde diye tahmin ediyorum. Miza evet. özlüyor. Ondan dolayı katladığım programda aslında o kamusal ya da başka yerlerden gelen şeyi bulduklarında biraz... <laughs> ...seviniyorlar diye tahmin ediyorum. Yani daha şey olsaydı... Mesela haftada bir falan olsaydı belki de bu kadar da şey getirmeyebilirdi yani bana. Lehim'e de olmayabilir miydi acaba ya diye düşünüyorum. Iı ya yani şey olabilirdi. Sürekli bir şeyler içerik üretme zorunluluğu belki evet, senin evet. E, kreatifliğine biraz ket vurabilirdi. O ya öyle evet olabilir. Belki işte bunların değeri olmazdı belki yani <laughs> katıldığımız programların şeyin bir nebze belki öyle düşünüyorum. Da baktığımda kendime de şurada kameraya bakın bayağı yaşlanmışım yani. Gitti kardeşim ilk videolarını <laughs> kamusal izatta bir gören abi. beni görecek ne oldu bu adama falan abi abi, ben ben ben, bu, ben bunu bir tık abarttığını e, düşünüyorum. Evet, hocam yok yeri yani çok özür dilerim telefonum çaldı şu an açamayacağım kapadım. İstiyorsan açabilirsin. Yok hocam. yok şey avukat arıyor <gülüyor> <gülüyor> siyasi. Ismi, avukat istedim istedim. siyasi istedik. avukat aradı mı? İzin istedik siyasi istedik için. Hocam sizin yazın yanınızda maşallah ya vallahi şuradan ekrana bakıyorum arkadaşlar. Ya sizin hocam, gibi görüyorum şu an kurguda. Özgür hocam. Şey valla maşallah. <laughs> hocam evet. arada öveceğim sizi. Şu anda beni yeri, yerin dibine be. gömmeye gelmişsin gerçekten. Estağfurullah yani, hocam. Böyle yok böyle. Oldu. yapmıyorum. Vallahi ciddi söylüyorum. Teşekkür ederim. Kendimi görünce moralim bozuluyor. Sizi görüyorum. Şeyleri soracağım abi sana. Şu ara artık bütün stand-upçıların sosyal medya paylaşımları biraz yani çok öne çıkmaya başladı. Evet Herkes. Popüler önceden popüler oldu. Önceden eski stand-upçılarda stand-up'larından hiçbir şey sızmasını isterlerdi. Evet. Hala da mesela eski stand upçılar hatta muhtemelen sen de böyle abi. Ben de öyle. Evet, bir şey sızsın istemiyorsunuz. Evet. Ama e, özellikle yeni nesil ve böyle yani biraz daha hani komedi Club'lardan e, çıkmaya çalışan yeni nesil kendini biraz daha sosyal medyada gösterip e, ismini duyurmak için bu setlerinden parçaları sosyal medyada paylaşıyorlar. Evet. Ya yani geçen ee, söyleyeyim ismini. kimse alınmasın, darılmasın. Estağfurullah. Ben de söyleyeyim ben. De söyleyeyim <gülüyor> söyle, <gülüyor> hadi hadi söylüyorum. <laughs> söyle ben de gaza götürüyorum. Ben gittim <laughs> yanındakileri de. Söyle söyle gömel. Abi geçen tuzlu biberiye gittim. <laughs> evet, evet tuzlu. Tuzlu biberiye gittim. Ve e, ee, abi izlediğim bütün her şeyi ben Reels'lara denk ha, gelmiştim. Onu bazen yapıyorlar evet. Kötü bir şey değil mi bu? Ya o... Ee, yani o evet sanki. Ya her e, komedinin... bir şeyi gidip orada o, oynatmak bir de para karşılığı biraz bence şey yani saygısızlık gibi geliyor bana. Ben, ben net saygısız Hani ben mesela yani. şey. Şu canım sıkılmıştı yani. çünkü yani. Ya yani şey kattı. Benim Ümit Özdağ geldi yani. gösterime evet. e, geçen mayıs ayında. Ya onu çekmişler, Slogan koymuşlar. Evet. İşte Halk TV bilmem ne falan paylaşmış. Evet. Döndüm. hemen oraya attım mesela. Direkt, değil mi? Direkt yani düşen her şey atıyorum. Çünkü şey oluyor insanlarda işte ben hani sonunu öyle bağlıyordum o geyinde yayınlanan espri. Mesela onu da çıkardım. Hani şey geliyor bana birazcık. Ya para veriyor insanlar neticede. En azından duyulmamış. Hani daha önce başka yerde yapılmayan, daha bir özel hissedilen bir şeyden olması daha iyi olur bence senin. O esprine de çok gülmüştüm Erinç Hocam. Hangisi? Benim kuliste yapmıştın hani şey Reyes gibi böyle. hakikaten yani. de öyle Reyes gibi. Yani bir, sonraki komedyen at kenara. bir sonraki komedyen at kenara. Yani üzücü bence yani bu. Evet. Hiç e, izleyici açısından yani bir müşteri olarak e, görüyorum kendimi. E, müşteri para vermişim. E, ama ben bunu Instagram'da izledim zaten. Ya o e, biraz şey de yapmak zor hocam. Set, yeni set yazmak da zor. Bazen hani yetiştiremiyor falan olabiliyor arkadaşlar Hı. galiba. Hani ona güven. Belki gece kötü geçiyor. Onu denemek istemiyor belki. Güvendiği diye espriyi ha, direkt. Daha önce oturduğu şeyi yapıyor. E, öyle diye tahmin ama ediyorum. Ama böyle bir iki eleştiriyi daha duydum yani yok o var yani özellikle komedi takip eden insanlar bazen o tarz şeylerde hayal kırıklığı yaşıyor ama tuzu verdi de... yetenekli arkadaşlar şey var ben evim yakın diye gidiyorum arada evet. bayağı gülüyorum yani hani tanıyorum da bazen sallıyorum ama... <laughs> hakikaten iyiler de var ama, ama ya yani stand-up zaten Ejneviler hocam raw-move diyor yani ham evet. bir şey yani çok... Hayır. özdeşleşmen lazım çok zor aslında hani bir kişi sahneye çıkacak söyle yok, yok. bir şey yok yani ona çok sahiplenmen lazım. Çok zor bir şey. Doğru. Yani o kitleyi yaratmak için de insanlar böyle hani koyuyor gösterilerini. <laughs> hani bizim bir duvara çarpması da normal. Mesela Instagram'da. Işte. Adam beni tanımıyor ben çıkıyorum <laughs> ya. <laughs> Şimdi adamı shorts'ta karşına gelmiş. diyor bu adam ne ayı gibi bağırıyor <laughs> yani bu, bu yorum normal <laughs> ama Ama, ama şey artık. mesela hani beni takip eden bilen hani o programın içindeki şeyi bilen. <laughs> en azından hani o personallara bir ha yani. hakim. Biri için normal. Şimdi stand-up'ta da böyle oluyor. Adam çıkıyor 5 dakika tanımıyorsun. Ya bir şey yapıyor lan ne yani tanışmıyoruz ne böyle söyledi hani bu konu hakkında böyle mi konuşulur evet. falan diyorsun. Ee, o birazcık şey yapıyor. Stand-up açıdan zor ve bence en mizahi olarak en beğenilmemesi gereken iş. Doğru. Yani o birazcık işin doğası gereği. Sevdin mi de çok seviyorsun mesela hani. Biz mesela iki Gervais'ler Hani, ben hiç izlemedim, sahnede canlı görmedim. Hani hep böyle videolardan falan gördüğümüz isimler. Hatta şimdi yeni Netflix'e gelecekmiş herhalde. Evet e yani oynaymış. şimdi adam şey yaptı mesela bu Afterlife'dan sonra bir turna yaptı. Ben ondan sonra sold out paylaşmıyorum. Utancımdan. Adam bir sene sonrasını bitirmiş. Sold out sold out altta yazıyor böyle. Yani adam imkan olsa ölene kadar oynar. Hani şey yapıyor. Biz şey yapıyoruz böyle son gün bilet bitince soldat. <laughs> Nasıl tokatladım BKM falan. Ulan dedim ben yok yazmıyorum dedim. Ya yani bitiyor bilet yazmıyorum. Soldat falan bazen ya. Çok ya, önceden bitince soran olursa yazıyorum. Bu sefer de şey sanabilirler. Yani ya gelen zaman. görüyor genelde dolu oluyor Vallahi salonlara. ben gittiğimde <laughs> moda falan hep bitiyor zaten. Moda az. <laughs> hani e, o güzel bir şey herhalde. Ben şeyi çok yapıyorum gösteride. E, şimdi kötü bir yorum geliyor. Arkadaşlarıma falan diyorum hocam işte sevdiğim kişiler olur, Hı -hı. siz olursunuz, daha yakın arkadaşlarım olur. Ya nasıl göster hani? Hocam bir dakika. Siz olursunuz dedikten sonra daha yakın arkadaşlarım değil, Kerem'i göstermeyi izin veriyorum. Ortak noktalarımız var. şey sevmiyoruz ikimiz. Kerem'i benden daha yakın göstermen çok üzüldü. gibi. Şey gibi <laughs> kameraya baktım hani izleyici. <laughs> ha. okay, tamam. Ben kamerayı görmedim. <laughs> Öyle bir şey yani bazen soruyorum lan kötüse söyleyin He. falan yok diyorlar iyi falan diyorlar hani o kötü yorumları anlamlandıramıyorum mesela hani şey yapıyorum yani adam ne bileyim şimdi ben oynuyorum ya zaten şimdi. Hmm. ben komik bence ki zaten Hı -hı. oynuyorum. anlatmışım ama şeyi de düşünmek lazım hani belki izleyiciye geçmedi belki performansım iyi değildi falan hmm. yani yorum yazınca adam diyor ki mesela bir performans ya bunu ben nasıl değiştireyim ki <laughs> Anlamıyorum ki ya, yani. ne yapayım abi mesela. Kendi esprisine gülüyor mesela. Nasıl yapacağım ki yani? Şimdi bazı on, komedyenler da, dans koreografileriyle çıkıyor falan. Ya onlar evet, üzücü. <laughs> Yasemin Sakallıoğlu falan <laughs> evet, yapıyor, değil evet. mi? Evet. Yani bayağı şey, Edis sanki sahneye çıkıyormuş gibi. Bir... Ya o tiyatro oyunu gibi bir şey. Tiyatro oyunu da tiyatrocular yapıyor şey <laughs> 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 Geçen herhalde. Rutka rotkazizi izledim arkadaşım oynadı yani. orada yani. Her şey de yani oyunda bir iki teknik aksaklık falan oldu. Ya ben tiyatroyu çok seviyorum. Hı hı. Abi Rutko Aziz çıkmış. Genci Erkal çıkmış. Bir şey oynuyor karşında. Evet. Adam o yaşta 76 yaşında mı ne Rutko Yaziz yani. Hani belki yürüyecek halde değil. Çıkıyor mesela sanat için onu yapıyor falan. Ben çok mutlu oluyorum. Şimdi biz stand upçılar falan böyle biz Aslında bir sa yani sanatsa biz en altta olacağız yani. Evet. <laughs> o kesin hani. O açıdan böyle eleştiriler işte mesela hani ya senin Sakaloğlu çıkıyor. Sanat tartışılır bence de. Ben içine de kendimi de dahil ediyorum. Eleştiri <laughs> şey olmasın diye. Yani o diğer beyefendilerin yapmış olduğu, hocalarımızın şey yapmış yani. olduğu aynı sahneleri paylaşıyoruz. Hı yani biraz da saygılı olmamız lazım. Ama yani şöyle, yaptığımız abi şey o, yani. Ama orada şöyle bir e, şeyim var benim. Ya bence sanat sanattır. Bunun iyisi vardır, kötüsü vardır. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Çok doğru. Ya şey mesela diyorlar ya, Demet Akal'ın şarkı, evet. sanatçı değil şarkıcı. Yok abi sanatçı. Evet o da sanatçı. Sana göre iyi sanatçıdır. İşini iyi yapan sanatçıdır. Kötü yapan sanatçıdır. Ama yani müzik, yani bir şarkı söylüyor. Bir, doğru ben müzik de Müzik icra düşünüyorum ediyor olacağım. ve sanat icra ediyor yani. Çünkü öbür türlü o tartışma şeye giriyor biraz. Daha farklı bir yere çekiyor olayı. Hı hı. Senin yaptığın şey. Sen, bana da şey de, sen komedyen misin? <laughs> Abi komedyenim çıkıyor ben kendi çapımda komedyenim yani hani ne bileyim para para alıyorum insanlar. Sana yani. göre iyiyimdir, kötüyümdir. Ah, ha, yani. Kötü, yani evet mesela mesleği sorgulama şey. Mesela size de bazen diyorlar sen işte spor yazarı mısın, sen gazeteci misin, sen yorumcu musun? Şey var. Futboldan anlamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şey mesela o atıyorum. Şey. E, konuca bence böyle oyun evet. oluyor. Ya, yani ben kendimi bir Galatasaray taraftarı olarak izliyorum ve diyorum ki bence şöyle olmalı evet. falan filan. Sen Okan Hoca'dan daha mı iyi evet. Sen Okan Hoca'dan daha mı iyi Ya hayır onun için değil ki yani. Zaten biz olmuşu, ölmüşü yorumluyoruz ya evet. en nihayetinde. Yani bir yandan da bazen mesela yorumlarken şey diyorum. Arkadaşlar bakın olmuş ölmüş yorumlamak gerçekten dünyanın en kolay şeyi. Evet evet. Sen futboldan anlamıyorsun. E, abi o zaman yani Guardiola bir yerde, Mourinho bir yerde. O zaman seçmemiz lazım. Hangisi futboldan anlamıyor? Çünkü ikisi, ikisi de bambaşka şeyler düşünüyor evet, futbol hakkında o. mesela. Ya orada da bizim çok ciddi bir sorunumuz yani var yani. Da, da öyle komedi olsa. Hocam mesela ben diyorum ki Louis C.K. mesela gelmiş geçmiş komedi mesela. Siz diyorsunuz ki beni çok sarmadı falan. Evet. Ama siz bana gülüyorsunuz mesela. Aynen öyle. Hani çok değişken hani futbol da böyle şey de öyle. Yani insanlara bu bir, yani ayrışacağımıza birleşebiliriz ya. Yani. Evet evet. Hani ortak zevklerden arkadaşlar. <laughs> Sevgili izleyiciler birleşin. Ya ben şey. Hocam futbol yok mu futbol konuşalım. Ben Hadi geldim futbol buraya. Konuşalım. Futbol konuşmak istiyorum. Hadi futbol konuşalım. Şey varsa sorun ne sorun oldu? bu arada. Ne Onları hocam? bitirelim hocam. Ne oldu hocam? Reşit senin boşu servisi neden alamadınız? Ya yazıklar olsun. Buradan Fenerbahçe Twitter yönetimini kınıyorum. Kardeşim insan bir izin alır. Orada gönderme var videosunu. Bütün Galatasaraylı arkadaşlarım mesaj attı. Benimle dalga geçti. Yakışıyor mu Sayın Ali Koç? <laughs> Peki hocam. Sayın Süşükü Saracoğlu. Kim Fenerbahçe. Sayın Fenerbahçe. <laughs> Ben bu arada stada yakın oturuyorum. Sayın Alex oldu. Ya, Yakıştı ya. mı size? Başka isim gelmedi aklıma. Hayim Revivo falan diyecektim. Sayın Revivo. Yakışmıyor ya lütfen. Ne, ben Galatasaraylı Fenerbahçe'nin tweetinde meze oldum. <laughs> Arkadaşlarım dalga geçiyor bende. Çok üzüldüm. Ama hep benim tweetimi gördüler. Yüzde yüz. Yüzde yüz ben sizin tweetinizden gördüklerini düşünüyorum. Evet, evet. Gönderme var. Bu arada iki yapmışım. Hocam. Özgür o güzel hocam, hocam benim için de şey oldu bir şey oldu vesile tanışmamıza da bir vesile evet, oldu evet, çünkü güzel oldu hakikaten yani çok üzüldüm böyle bir anda böyle iç, içime çekildim dedim ya o an Özgür Turan beni takip ediyor ve ben farkında da değişim hayır şey kendi için kendim için söylüyor yani çok sevdiğim bir insan beni takip ediyormuş ve benden haberdarmış Ama ama şey yok yani <laughs> ben, ben haberdar <laughs> değilim yani bu işte çok üzülmüştüm gerçekten yani. sağ, ol, sağ ol hocam şey e, zamanında olması belki bakın hayırlı hayır, evet. işlere vesile olur programa hayır, geldim evet. ve Raşistan'ın boş servisini alamadınız. Çünkü evet. Terebaşı size bir telif ödemedi. Evet. Ondan evet. dolayı alamadım. Bir de evet. yani bek kovalama falan kalmadı bu işler. <gülüyor> <gülüyor> ya tercih olarak da almadınız. <laughs> evet evet. Abi bana şey oluyor bazen şimdi taraftarsın ya bazı çok aşırı rasyonel taraftarlar var ya. Aha. mesela işte adam alıyor ya koymuş Zaha. Kerem varken Zaha alınır mı? Ya alınır kardeşim niye alınmasın Zaha? Gel. Ben taraftarım gelsin hepsi gelsin. Pene de gelsin, Maradona'da gelsin. Uğurumda değil benim ya. Yok, bu ya buna bu maaşı nasıl vereceğiz bana? Sana ne lan? <laughs> Sen ben hepsi gelsin. Yalnız ben bir tık o, Öyle mi hocam? Siz öyle mi Ya Fegu, Feguli. <laughs> Fe kaç alıyordu? Zaha'ya ver o parayı ya ne olacak? Feguli Fe daha çok alıyordu ya. Şimdi şeyde önlü beri oynuyor. Kara gömlükte döndü Barış özmeye dönmüş adam ya. Yazıklar olsun Fatih Hocam utan. Takımda Fatih Terim'in o kadrodan gidip de herhalde top oynayan adam kalmadı. Kim var abi? Marka, Mustafa o, Muhammed var. Mustafa Muhammed o da şey bence yani. Biraz görmüyoruz diye övülüyor herhalde. <laughs> yok yok Bayağı, bayağı ki etsek oynuyor iyi, mu diyorsun? İyi, gidiyor, iyi gidiyormuş Fransa'da. Mustafa Muhammed de futbolu unutturdu Fatih Hocam. <laughs> Adam geldi ilk bir böyle oyunu bir şeyler yapıyordu. Hadi bayağı gitti. rüzgar gibi başlamıştı. Çok o, iyi o Kadıköy'de falan maç ee, aldı falan. Ankara gücü maçıydı sanırım. Dirsek attı ve kırmız ha, kırmızı kart gördü. Ondan sonra hatta hoca bayağı... döndü mü acaba? Soyunma odasında falan. olabilir. Mustafa Mehmet'in özel hayatıyla alakalı da sorunları vardı o yüzden. Şey mi hocam ama bir oynuyordu yani şey mi? Gece hayatı falan mı var? Gece hayatı evet. Öyle Gece mi? hayatıyla alakalı sıkıntılar vardı Allah o yüzden Allah. biraz. Yani... Ne yapıyormuş hocam? <laughs> hocam sergenin de vardı. Acaba ne yapıyor? Öyle mi? Allah Allah. Ama yani hocanın o konuya takı olduğunu biliyorum. Ha, Oradan öyle. dolayı da biraz oynamadığı falan filan e, Fatih yani. Hocam basın toplantısında dediniz. <laughs> ben de Muhammed isim. Mustafa dedi değil mi? Evet. Söyledi. Evet. Şey dedi bir de onu da kimse almadı. Vizca'yı da istemişti değil mi? Evet Vizca'yı şey, istedi. İrfan'ı istedi. Evet İrfan da gelmedi. İyi mi oldu kötü mü oldu İrfan Can? Bence geleydi Galatasaray şampiyon olurdu. E, o sene iyi Geç katkı sonra. verdi bence İrfan Fenerbahçe'ye. Evet. Ee, ama sonraki senelerde yoktu. Şimdi bu sene iyi katkı veriyor evet, falan. Evet. Yani öyle bir şey vardı. Bu 4 senelik sürecin 2 senesinde bence Fenerbahçe'nin ama yine de 11 milyon Euro'luk bir Yok değil canım. Transfer değil. Değil ya. de bak Fenerler o kadar konuşmuyor Galatasaray'lar kadar farkında tabii, mısınız? Tabii, tabii ben hep ona dikkat ediyorum yani. Bonservis falan Galatasaray'lar çok bu. Ösen Can Aydın dönemi travması var. <laughs> bir de abi biz, biz mesela 11 milyon Euro verip bir futbolcu alsak ve dört senenin iki senesi böyle oynasa... O abi linç ederler ya. Ya işte Kerem bedavaya geldi. Evet. Şimdi Allah yine yorumlarda beni şey <laughs> yapacaklar. Biliyorsunuz benim <laughs> Kerem Aktürkoğlu ile alakalı çok linç ben. Neden ee, hocam? siz? E, ben onu, savunuyorum. Tabii ben de savunuyorum. Ciddi Olum, olumsuz savunuyorum. Olumsuz çok şey kötü olduğunu düşünenler var herhalde. Var bir de üstüne yani işte bir bir tane gol kaçırdım ben tweet'in altına gelenler var. Ne yani, no <laughs> evet. evet. ee, no oldu senin ben gol. Çünkü gol tweet atıyorum ona. ne oldu senin gol falan filan diye sürekli şey yani oğlum bir durun lan. <gülüyor> Ama, <gülüyor> golü ben kaçırmışım gibi bile kızıyorlar bana ya. Yani. <laughs> Ama bambaşka oynuyor ya bu sene vallahi ben beğeniyorum yani. Evet. Pozisyona girmek çok şey. Yani bunu belki yabana atılıyor değil ya, mi? Yani yaşı yetmeyen arkadaşlar belki bilmeyebilir Galatasaray mesela biz bu Orta saha vardı ya, Mustafa, Sarp, Barış, Özbek, Ayhan, Akmanlı Aynen. üçlü orta saha. Orada biz arkadaşlarla maç izlerken eğlenmek için pas sayıyorduk. Üç pas yapınca alkışlıyorduk falan yani. yani. Bu orta sahadan şimdi geçince böyle yaralar bilmem neler Doğru, millet be, beğenmiyor yani. Ben Toro'ya gibi bir şey görmedim. Yani Abi, Melo toraylar. vardı böyle etki yapan. Toro'ya işte, inanılmaz bir şey yani. Yani... Galatasaray'da kim vardı? Benim yaşımın yettiği hatırlamıyorum öyle. Boy mesela şaşa işte boy. Melo vardı. Melo dışında değil mi? Ben. Ama ben mesela geçen bir yayında sorulmuştu bana. E, Melo mu Torreira mı diye. Ben Melo demiştim ama yavaş yavaş. Tamam şey. Ya ama ben yeter ya. O oynadığı top yeter diye. Lafınızı geçtim hocam Hı. kusura bakmayın. İstanbul'da. Bayer Mirim maçı. Zehirli Fenerliler. Sizleri kınıyorum. Ben açtım. Egzen dedi maç değil mi? Egzen çöktü. Biden Bayern Münih maçı izliyordum. Ee, bir dakika geriden geliyor. Gol sesi geldi. Bende daha Galatasaray'a hata çıkmamış. Galatasaray hata yaptı. tore golü attı. Evet. Tak offside. Sonra bir gol sesi daha geldi. Offside. Ben dedim ki evet. işte. Herhalde offside gol oldu ki Galatasaray. Meğer değerli Fenerli arkadaşlarımız offside'e gol diye yazık bağırmış. Utanıyorum ve ya kınıyorum buradan. Biz çok biz... ayıp. Biz ki Ludogorets maçındaki attığınız iki de... gibi. <laughs> Biz ki zamanında işte Christian Baroni direkten dönen topuna <laughs> yarı finalde <laughs> <laughs> üzülmüş. Ya şey oldu yani çok üzüldüm. Buradan kınıyorum değerli arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar herkes kendi takımına bağırsın. Aynen öyle. Ya yani en azından bağırmayın. Ya. Mesela. Yani offside bağırılır mı? Bir <laughs> TV'den izleyeni var. 3 dakikadan izleyeni var. Geçen usta geldi. Evet tamam. ben de açtım. TV'de Fener maçı maçı izliyorum. Statta yakın ya. Gol sesi geldi. Adam tam gidiyordu şey dedi. Ya bir dedi dur dedi. Gol izleyeyim de öyle gidiyordu... <laughs> ben de söylemedim adam hani utandım tamam mı? IPTV falan demedim. Adam bekliyor böyle. Ulan daha top alıyor karşı, karşı kalede değil bekliyor falan. Böyle durduk. Bir dakika, bir buçuk dakika bekledik. Daha atak yok. Adam ne dedi biliyor musun? Abi dedi, golü dedi vardan iptal mi ettiler acaba dedi. Ben dedim abi vardan iptal o sonu da görürüz. <laughs> hani o ayrı iptal edilmiyor ki. Sonra ne oldu? Tesadüf fener ikinci gol attı. Tamam. Gol sesi geldi. Ondan sonra ben de birinci gol oldu. Adam dedi? Bak dedi ben sana demedim mi vardan iptal etti. <laughs> ben dedim abi haklısın kusura bakma dedim. Adam öyle tamam. denk geldi gitti yani. Daha iki gol. Üç dört dakika geç geldi ya. Statta bir de zaten statlı Türk'ten ileride. Yani öyle. Bir sıkıntısı da var. Burada TV de onlara şeydi geride. yani bir TV böyle donar donar böyle bayağı. Yani önceki maça gidiyor UEFA'da. ben de hala kalede Mondragon. Bu kadar o çok vardı şey, şey çok komik oluyordu ya. gol oluyor. İşte Twitter'a giriyorsun. 5 dakika sonra gol diye uzun ha, evet, yazanlar falan evet, oluyor ya, evet. o çok komik oluyor mesela. Yani. Ben şeyim ya, o gol spoilerı en nefret ettiğim şey. Evet. Bazen mesela maç izlerken şey oluyor ya, ses görüntü kayıyor falan, orta açıyor, adam gol diye bari deliririm <laughs> böyle şeyleri yani. <laughs> Geç olunca da şey keseceğim mesela. Genelde şey, şey oluyor. Deplasman, yurtdışı evet, deplasman başlarında evet. oluyor. <laughs> evet. Ve genelde hep e, yurtdışı kaynaklı rejinin hatası oluyor. Evet, evet. Ülke yani ülke bir sese bir, bir <laughs> play, pause yapsalar. Yok, yok. Bizden yok, kaynaklı değiliz. Olmaz sonra. mı Özgür Hocam? Sese bir pause play yapsalar. Hocam olur diye tahmin ediyorum yani. Evet, çıt yani? çıt şöyle. Hani o şeyden torrentten monetten bir şey indirince bile altyazıyı eşleştiriyorsun. <laughs> Aynen <Hayır>, öyle. <hayır, hayır. gülüyor> <laughs> Kumandadan basan oluyor yani. Hani koca reji yapar herhalde yani. Abi Üzüldüm. Bayern Münih maçları neydi öyle ya? Ben şok oldum. Yani bu kadar böyle bir şey beklemiyordum. Hı hı. Şeyi çok istiyordum. Bir Galatasaraylı olarak hani Fatih Hoca da dedi ya makas açıldı makas açıldı. Evet. Bir şeyi merak ediyordum. Hani bir City gelsin, Bayern Münih gelsin. Gerçekten bir görelim çalışmıştı. hani ne seviyemiz falan diye. O açıdan şaşırdım. Yani bu kadar açılmamış demek ki. Yani düzgün oynayınca oluyormuş. Falan. Aynen öyle. Yani çok şaşırdım. Yani Bayern Münih ilk maçta e, buradaki maçta bayağı hani Bayern Sağdan Münih bu kadar ezildiği bir maç falan ben bilmiyorum ya yani. hatta şey siyosu e, kimdi hatırlayamadım az şu an O takım yemeğinde şey diyor yani e, dakika 70'te e, umarım buradan beraberlikle döneriz kendimizi evet, şanslı evet. sayarız diye konuşuyorduk tribünde evet. diye takıma konuşuyor bu arada yani tecrübesizlik oldu resmen yani ben çok şaşırdım hani şey falan derdi böyle arada Fatih Terim işte kaybetse bile gurur duyacağım evet. takım diye Tam hakikaten o, o kamburu onu yaptı ben o maçta sonra yenilince hani üzüldüm ama şeyin şaşkınlığı vardı lan ne top oynadık <laughs> hani Böyle bence futbolcular da şaşırmıştır. Bence yani. de. Bu derece sürklese bir de, de deplasmanda da yapıyorsun. Aynısını deplas hatta deplasmanda, deplasmanda biraz daha, daha, daha doğru oynuyor. Daha doğruyla evet, evet, evet. ve daha uzun yaptı. Evet. İşte orada yetenek devreye giriyor. İşte Eric geliyor, atıyor. Kerem Aktur <laughs> 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 Millet de abi. ona kızıyor da abi işte adam ondan 100 milyon isteyor. Abi tamam Kerem okey de Icardi de çok kaçırdı. Yok, yani. evet. sakat Mesela, olmasaydı evet, belki evet. alırdık o maçları. Aynen öyle. Mesela Zaha'nın bir tane boş kaleye bir Evet, evet. Normalde Zaha onu asardı. Evet. Ya, ee, Avrupa'da bu kadar bu. Hatta gol... şeyde ligde astı. Evet. Ligde evet. aynı pozisyondan astı. Çok şanssızlıktı yani iki maç bu kadar iyi oynayıp en kötü bir puan alması lazımdı. Bence de. Yani şöyle şey bir bah... Çok kötü değil mi hocam ya? Yani iki tane Bayern Münih maça İkisinde evet. ikisini evet. de aslında çok ufak nüanslarla çok kazanabilecekken evet, evet. yani 6 puanla İki Bayern maçı evet. geçebilecekken sıfır puanla geçmek. Evet. Yani en kötü bir, bir puan. Deplasmandaki maç bence hakkı oydu yani. Evet. Hani bir puan olmalıydı yani. Orada da yendi. Adamlarda da şey yani yenilmiyorlar. <laughs> hani Kopenhag maçı mesela. Kopenhag'da da şey oldu. Bence biz beraberlik kurtardık mesela. Orada da Kopenhag hakkıydı neredeyse. İlk yarıda çok kötüydük ama. O i̇lk yarı çok f... iyiydik. Pardon. Ha, doğru. İlk yarıda çok, yarı çok iyiydik. İkinci yarı başı felaketti. Evet, evet. Yani o maçı hakikaten gitti dedim ben. Orada mesela bir puan şeydi bence. Artı bir değerdi o düştüğü hal itibariyle Sende orada bir puan kazandık mavi yok 3 puan kaybettik mi? İlk yarıda kaybettik, ikinci yarıda kazandık bence Ben değil. işte o ilk yarıda çok daha kadar ağır bir sürprizle durum vardı ki o yüzden orada, ben hep kaybettim. Ama şöyle bir şey var bence o ikinci yarı oynayamıyorsun ya. Hı -hı. Yani orada o golü atsan bile o iki tane yiyebilirsin. Evet. Hani o reaksiyonu gösteremiyorsun. Bayern'in maçları da öyle. Ya yani 70 dakika tamam yaptın. Yani bir belki ilk yarı atsan Bayern'i gene çevirecek işte Doğru. o. Yani onu ki şey, Kopenhag attı. Evet. Çevirdiler. Yani. Yani orada bir herhalde bence biraz tecrübesizlik var. Hani şeyleri artık defesi yetmedi yani. Abi bir de orada da çok büyük evet. bir tecrübe var ya. Yani evet. Öbür tarafta Adam geliyor abi ayağına. 70 dakika adama basmışsın. Tak bırakıyor köşeye bitti. Bir de şey de var ya yani şans da var. Evet. O e, şeydeki arenadaki maçta Harry Kane'in o topukla bıraktığı evet, belki evet. boya sekip biraz daha açılsa o maç bir bir bitecek evet. yani. Ya şey bir de ben <laughs> şuna şaşırdım. Hani Okanbur'un elinde iyi kadro var diyorlar da bence Okan Burun oynatmak istediği futbola göre elinde kadro eksik yani. Kafasındaki ee biraz adamlara eksik. uygun adamlar yok. O devşirmeleri falan mesela Kaan Ayhan'ı kim derdi abi mesela ben hatırlıyorum. İlk transfer edildiğinde yorumcular şey ne gerek var Emin Bayram mı falan. <laughs> Şimdi mesela adam Bayram Ünlü'ye karşı oynuyorsun. Burada da bir yorumcu de, var. De, Demişsin. Ben de verdim. Kim acaba? <laughs> Arkada oturan bir arkadaşımız demişti. <laughs> ne gerek var Emin Bayram Ne <laughs> gerek var Kaan Ka Ayhan'a demiş, Ka demişti. Sonra çok ya, özür diledi. Evet. evet. Özür mesela, diliyorum dedi. Buradan herkese. O şey transferde ve Vecino değil mi? Vecino evet. Yani. Yani orada da mesela hani adam alaymış demek ki. Hakikaten kafasındaki Hocam varmış. Hocanın de istediği topçuymuş. O evet, kesin evet. yani. Cidden hani Bayern Belediye Maçı'nda onu arıyor. Ben çok karşı çıktım Vesilo transferine. Ama ben vesilo, de saçma gelmişti. Vesilo transferine ama şuna karşı çıktım. 33 yaşındaki adama 2 artı bir sözleşme evet, verip evet. biraz daha işte 3-4 milyonluk bir harcama yapma, bonservis harcaması yapmaya karşı çıkmıştım. Ya yani. Beklentileri yanlış yönettiler. Orada Erdem Tümür çıkıp şey deseydi ya bakın böyle durumumuz kötü. Hani iyi bir şey beklemeyin deseydi. Hı -hı. Mesela o zaman Endombele falan belki sevinirdi insanlar. Doğru. Endombele'ye bile ki yani önemli bir adam ismen hadi performans değil. Orada bile şey yaptık yani lan bana. <laughs> yani i̇ki sene önce ortası Taylan oynuyor. <laughs> Endombele gelelim, abi. Falan. yani Seviyeyi çok başka yere getirdiler. Evet. Orayı biraz yönetmeleri lazımdı bence. ya işte Zaha mağa gelince millet şey oldu herhalde. Zaha var, Icardi var. Zanvi gelmiş. şey daha, gelmiş da, şey daha sıkıntı zaman. oldu. Ee, daha iyisi. Ay, mesela bir isim çıkıyor. Sallıyorum. Endombele evet. ilk başlarda çıkıyordu. Endombele değil daha iyisi. İşte evet. Modric ismi çık. E, Modric değil daha <gülüyor> isim. <gülüyor> Kim gelecek abi? Adam kalmadı. Yani, yani. İşte o, o da biraz şeyi bekler evet, çok evet. ciddi. Ya uzaklı. şeyler çok etkileşim için bu spor hani yorumcuları falan hocam sizi tenzih ederim sizi öyle bir şey yok. Evet. Bazı isimler şey yapıyor yani onu böyle bir kaşıyor. Evet. evet bir, fazla kaşıyor. bir kere tuttu. O. Ben çok saçma gelmişti o. Bir tane Galatasaray forvet alamadı ya ilk transfer döneminde daha iyisi gelecek dediler. Hatırlayamıyorum tam. Şey mi? Icardi geldi sonra hatta. <gülüyor> <gülüyor> hakikaten oldu o mesela. Evet hani, doğru doğru. Icardi yani, O da. oldu. Ondan dolayı insanlar bence hep ona Icardi bence çok şans transferi gibi geliyor. Doğru. Bana Icardi gibi bir adamı bilinçli almak çok zor. Hani o adam o hale gelecek. O psikolojide olacak. Takımın da düşecek ki sana gelecek yani. Bir de şey var mesela. Yani Icardi'yi e, istemeyen takımlar da oldu. Evet evet. Yani Yani hakikaten... Bence şey e, endişeyi tereddütü anlıyorum bu arada. O özel hayatındaki çalkantılar evet. vesaire. Hatta bize ilk geldiğinde de ciddi olay olmuştu. Hani o Arjantin'e gitmeleri. Evet. İşte e, Van'dan ile beraber evet. sürekli sosyal medyadan e, ayrıl barış ayrıl barış. Bunları da yaşamaları falan. E, onu anlıyorum ama e, bu riski aldılar. O çok Ve... iyi tuttu valla. Ben çok... böyle bir forvet görmedim abi. Ne vardı? Jardel vardı herhalde. Hani yabancı o dönem. O... Jardel'den çok bambaşka bir şey evet, bence. ya. Ben böyle orta yani şey algım bozuluyor gol olunca evet. hiç öyle gol görmemişsin hani o çok ilginç bir şey daha önce yaşamadım onu. ve bir de şey var yani artık gerçekten yani bir nesli Galatasaraylı yapıyor evet, durumu evet, var ya evet. şey geçen bir e, video gibi. izledim ya şimdi şeyi anlarım erkek çocuklarına işte ne bileyim gol sevincini yaptırmayı evet. işte şarkıyı söyletmeyi bağırmayı falan anlarım ya şimdi kadınlar genelde ilgilenmez ya evet. futbolla yani yüzde seksen ilgilenmez. 80 %20'si de ilgilenir ama sen 11'i sayamaz. Hani evet. böyle gerçekten çok az yani her şeyi bilen çok az e, kadınlar kadın vardı şeyde futbolla alakalı. Abi kız çocukları 7-8 yaşında, 10 yaşında kız çocukları Icardi'yi biliyor ve gol sevincini yapıyor. Evet. Çok enteresan yani geliyor yani bana. İkon oldu ya şeyde mesela Hacı falan diyorlar. mesela Hacı döneminde de şeydi. Fenerler falan çok severdi. Evet. Hani söylerlerdi gol attığında falan. Ama bu kadar etki yapmamıştı ya. Biraz sosyal medyanın da etkisi olabilir. Ve Icardi gibi bir şey hatırlamıyorum Barsa'da. Yani Daha yok ki çok. Ya bence. Jardel işte bir hatırlıyorum Jardeli. Beklerde falan oynardı. İşte ona sayıca etki. Bence. Evet. Dışarıda bu kadar yoktu ya. Hiç yok hem Bir mi? de Jardel çok belli abi şeydi mesela. Real Fatih Takkel açıyor o Jardel geliyor. Icardi de o yok. Top içeri geliyor. Anlamıyorsun Birden değil geç. Mi? Evet yani. E son maçta işte Mertens'in çevirdiği topta evet. ben mesela nereden çıktı orada anlamadım. Abi yani. yok ya. Şey taraftar fake e atıyor. Evet. Geçtim şey, oyuncuyu yani. Geçen sene Gaziantep maçında gelen ortaya böyle evet, indirecek bir şey evet. Biz, benim kafa şurada kaldı evet. mesela. Yani öyle top öyle. orada gol oldu. Kamera da gitti gol oldu <gülüyor> ya. Yani. <laughs> Aynen ya. öyle. Çok ilginç bir adam ya. Vallahi bravo. Tebrik etmek lazım. Yine e, Mali hocamdan yine örnek vereyim. Geçen e, kendisi Icardi ile çekim yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ile alakalı yaptığı yorumun aynısını Icardi ile yaptı. Mi? Evet. Onda da bir aura var adam. Tam bir herhalde. star dedi yani. Şeyinden belli zaten hani. Şeyde de Gülüyen adam. cinsellik. <gülüyor> 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 ya cidden hani bu kadar yani çok erkek de şey yapıyor hani aşırı saygı duyuyorlar bir evet adama. Evet. Hani rakip takımlarda da çok böyle bir nefret yok adama. Hani sempatik bir adam. Bu kadar başarılı adamlar genelde hani nefret edilir. Aynen öyle. Yani bu şey yok. İlginç bir tane bir şey... Vandanara İstanbul'u gezerken bir tane kurye bir şey ha, diyor ya. <gülüyor> Ay <laughs> silip didikardı, <laughs> bekap didikardı. Vandanara'da bir anda böyle bakıyor ne oluyor. Ona döndü yani. Adam <laughs> hani 100 yıl önce falan gelse komutan falan olacak herhalde yani. Kesin kesin. Öyle. Çok ilginç bir adam ya. Yani şanslı bir dönemdeyiz. Çok şanslı bir dönemdeyiz. İzliyoruz yani. yani. Evet evet. Yani o... E, hakikaten... 55 bin kişinin bir aşk şarkısı söylemesi evet. bir erkeğe çok enteresan <laughs> yani. Vallahi. Evliliğini ya. yakacak çok arkadaşımı tanıyorum. <laughs> Abi, İkan, gerçekten evliliğini işte. yakacak çok arkadaşımı tanıyorum yani. Vallahi şey. Tercihlerini ya. sorgulayacak çok arkadaşımı tanıyorum yani. Benim şey mesela eşim çok şeyle ilgilenmez aslında futbolla falan. O da mesela birkaç gibi Gomis'i biliyordu önceden. İşte şeyden dolayı yani. bazı O sen olsan bari mi? Ha hani şey diyor mesela maç izliyorum bazen <laughs> gol oluyor şey diyor Icardi mi attı diyor mesela. Evet diyor Icardi attı. Görmüyor maça bakmıyor mesela. Hani öyle bir etki yarattı dışarıda. O çok hoş, çok güzel. Bir de şimdi TikTok'ta da akım başladı ya Icardi mi ben mi? Ha şeyleri, akımları. Evet. Yani şey Metro noktaya doğru gidiyor adam. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Yani bir bir ara şey vardı ya Metro'nun kafasını kes evet. montajlamışlardı evet. falan. Valla inşallah böyle güzel güzel devam eder. İnşallah. Bir olur. de sakatlığını da atlattı. Bakalım Manchester maçından olacak. Ben çok Manchester merak ediyorum. ederim. Valla ben yüksek ihtimal baskılı bir oyundan sonra ikinci yarı yediğimiz bir golle yenilik. <laughs> <laughs> ya ben Bayern Münih maçında yedim. Kanıksadın değil mi? Evet, şey ya. oldu yani. Bir bir ya maç. Bir Hı -hı. bir. Arkadaşlar dedim benim bildiğim Galatasaray ikinci yarı iki bir yer olur. Bastırır bastırır sonra 3 yer bir <laughs> tane daha yer. <yani>. Bastıramadık <laughs> tamam. <laughs> öyle klasik, bir evet. sıkıntı olmuştu. 3 kalmadı yani. ya. Şey oldu. Ya ondan korkuyorum. Bir de taraftara çok bir özgüven geldi. Biraz gerçekçi olmamız lazım. Evet, abi, evet. Şey, ev sahibi Ama nasıl diye mesela, abi ya? Ya yok geliyor da. Hani dört şey, tane maç oynadın. Dört maçı da evet. gerçekten belki Manchester deplasmanı biraz öyle çok baskılı o ve... O mesela ülkene... Manchester deplasmanı galibiyet. Bence hani orayı da iyi irdelemek lazım. Evet. Yani, ya o adam o Abdülkerim çıkardı falan. Hani bir şey diyor. Manchester geliyor böyle şey diyor. Ya atarız. Manchester'ı geç de Kopenhag deplasmanı da Meclis'te şeyde ya sanki Sears Jetpa geliyor. Aynen öyle. Yani. Meclis'te United yani. Biraz ona ona çok şey oldu. Adamın ee, oyuncuları şey yapıyor. Havaya abi, girildi o, gibi. Bir tane herif var ya bunlar da forvet. O, o neydi adamın? Oyunun. O mesela ya, tutulmuyor. Abi şey. sakat sakat sakat. Geldi mi gene? Çok oyuncu Dün antrenmana katılmış. Öyle mi? Evet. O da çakma yıkardı. Mas <laughs> Ya şey yani <laughs> Rashford, adam. Rashford yok. O, o güzel. Allah'a şükür. Ya bu adamlar şey böyle zevellak gibi şey bu adam ya. Casemiro'nun olması iyi, olmaması iyi. Evet. Casemiro aslında şey mesela orada e, bizim yediğimiz golde de değil mi yani adam mesela baskı golü atıyor gol pozisyonu. Yani. Doğru. Yani böyle adamlar yani bunu şey yapıyoruz biz. Hadi. Manchester <laughs> <laughs> United yani. Bu biraz şey bence ayakların yere basması lazım. Hayır kesinlikle öyle. İnşallah yeneriz ya. Bu ne zaman yayınlayacaksınız hocam videoyu? Bu bu akşam yayınlayacağız inşallah. Bunu mu? Evet. Gerçek mi evet. söylüyorsun? Aa. Kurgucumuz buraya gelecek ve hemen editleyip beğeneceğiz. Aa, dur, dur o zaman akşama göre şey yapıyoruz. Hocam Özgür öz, öz, turanı, turan'ı çekiyoruz. Hemen ayarlamamız lazım. Yani, Allah da, razı olsun. Teşekkür iyi. ederim. <laughs> Sağ olun. Abi ben, biraz daha şeye geri dönüyor. Hocam dönün istediğiniz gibi ben kusura bakmayın futbol Yok, estağfurullah, Hiçbir ko yerde konuşamıyorum. Zaten, zaten Hiçbir yerde, hiç yerde konuşamıyorum. Zaten konuşacak. Kusura bakmayın değerli arkadaşlar kafanızı <laughs> şişirdiysek da <kurguda> izlemeyeceksiniz. <laughs> evet. Burada özür asla kusura atmayız. Bir saniyesini atmam ben bu Öyle program, mi? Kesinlikle. Komple mi yayınlayacağız? Sıkılır ya bir insanda ya. Ay, hiç da. Hiç olmaz. Biliyorsun. Bak bir saat 15 dakika olmuş. Daha, daha, giderimiz var. Ben şey yaparım konuşurum sıkıntı. Aynen. Ben de konuşurum. Bana adam hocam çay kahve verin 4-5 saate kadar boş para. Şu çay kahve yiyinler. Öyle mi? Tabii, öyle mi? <laughs> kahve kahve molası yapalım. Abi bir kahve molası yapalım. Mu Mustera'dan istiyorum. <laughs> ben gene meme ön plana çıkardım şöyle şey abi. Ya Caner'in programında öyle oldu adama dedim. Böyle oturmuşum gibi sen şey söylemiyor kardeş. Bu söyleseniz de ben şişman adamım. Beni uyaracaksın değil mi? Özgür Bey şu an göbeğiniz hani Ama başka bir konuda şey, falan. Ayıp sen olur programda benim. onu gömdün ya. Ondan bunu 60 zaten her yerde bir de bana kızıyor diyor sonra. Gene söyleyeceğim hala iki sene. Neyse Caner konusu çok girmiyor. Tamam. <laughs> Anız mı bozuk? Yok yok şey ha. başka bir şey var onda. Biz, biz dizi yapacaktık onda da. Ee, benden senaryo bekliyorlar hala atmadım. <laughs> Ondan dolayı şey para bana da verdiler yani ben bunu koymayın. <laughs> Adı, aradım dedim iade edeyim abi yok falan dediler de öyle kaldı yani. Ha. E peki ne zaman Sözleşme yazacaktın? Yani? Ne zaman yazacaktın? Bilmiyorum. Yazdım bu arada da şeye çekemedim. Vallahi kendimi kötü hissediyorum. Ha şey, şey yapayım, psikolojik olarak hazır değilim yani. Tıkanak, yoksa yazdım. Yok. Karanlık şey. durum mu? Yok. 4. Yok, bölüm şeyi var. Yani sinopsisi, o outline'ı falan Aha. hazır. Şey yazılacak işte. Özgür şunu dedi, öbürü bunu dedi. bayağı diyalog yazılacak. Yani şey ama yani nasıl söyleyeyim tamamlanacak yani draft haline getirilecek. E, o yok. Yoksa şey hazır işte sahneler, konsept falan bayağı bir şey hazırladık. E, o ama zaman hemen tamamlayamadım. Şunları gireyim topa. Girin hocam buyurun. Ne zaman film yapacaksın? Ya vallahi ben de bilmiyorum. Yani ben sinemayı seven bir insanım. Hı hı. Yani önümüze fırsatlar geldi aslında da böyle çok alelade bir şey olmasını Yapmak istemedik. Yapmak zorunda mısın? Ya da onu Yo, değilim ama isterim. Ve izleyicilerin de belki istiyor senden. Ya çünkü sinema şey bir şey. Ee, biraz böyle saygıyı hak eden bir yer bence. Hı hı. Hani film çektiğin zaman sinema yap, yani sanat Şeyine doğru gidiyorsun artık evet, iyice. Aynen. Öyle. Hani orada bir şey anlatman lazım bence. Bir cümle söylemen lazım. Derdin olması lazım. Evet ya yani bir cümle söylemen gerekiyor. O cümle hani bence komedi filmlerin çoğunda o olabilir. Hani ne bileyim 100'ün bir cümlesi var. Pardon'un bir cümlesi var. Gora'nın bile var bence. Tabii ki. Yani bunları söylemek lazım. Bunlar vardı bizim ülkede. Son zamanlarda o cümle olmamaya başladı. Hani bir tane meşhur adam geliyor. abi sen şurada sas çal, şurada koş. <laughs> şurada zıpla falan. O birazcık bence Şu şey. Şöyle bir şey düşünüyorum. Biraz durum komedisi adı altında çok saçma sapan şeyler izlemeye başladık bence. Çok benzer ya, çok evet. bezer. benzer. Yani çok şeye kaçmalar. Mizatta bir de şey var bence. Korkuyor insanlar. Hani bir şey eleştirirsen bir şey olur mu, bir şey söylersem ne olur falan. Ora böyle çok birbirini tekrar eden şeyler. Çizgiyi aşmaya biraz korkuyor insanlar evet. evet. Komedide de o aşılması lazım bence. Hani iyi bir biraz güçlü olmak lazım hocam sinemada. <laughs> Onu ben fark ettim. Yani nasıl söyleyelim? Dağıtım anlamında falan. Yok şey elin, yoksa... yani eee yönetebildiğin şeyler anlamında. Çok değişken olan bir şey sinema. <laughs> hani görüntüsünden oyuncusuna falan oralarda Aynen. daha kuvvetli olmak lazım. Gelmez hani, gibi mesela. Yani evet o kuvvetli olmadığın vakit çıkan film düşecek yani o belli. Hani orada iyi görüntü yönetmenle çalışmadın, iyi rejile çalışmadığın zaman yapabileceğin bir şey yok. Komik olursan ol ortaya kötü bir şey çıkabilir. Çok değişken olan ve o değişkenleri yani iyi profesyonellerin yürütmesi lazım. Mesela şimdi Ölümlü Dünya 2 çıkacak evet. mesela. Ha, çok iyi bir kadro değil mi hocam? Çok iyi bir kadro ama mesela şu beni biraz endişeye düşürdü. Fragmanda i̇şte, Baturay var. Tanıtım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben de gördüm <laughs> Lan, hadi, kötü komedi mi hani <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> o ihtiyaç var mı yok beni şüpheye düşünen şey şu şöyle bir cümle kullandılar yani bir önceki filmin çok daha iyi makinelerle çektik çok daha iyi Hı. prodüksiyonla çektik gibi bazen de o amatörlük mü aslında o bağı kurmana e, yani amatör bir şeyler de çekmediler evet, yani. de. hani bu kadar böyle hani şey e, çok ciddi profesyonelleşen hani görüntünün inanılmaz kusursuz olduğu, muhteşem bir şeyin yansıdığı şey komikliği biraz alabilir mi acaba? Ya şöyle bir şey var. Mizah hocam şey ya, bir geometri sorusu gibi. Evet. Yani bir izleyici tamamlıyor. ...bazen çok sen kötü... İki nereden bu... indireceğini Aha, sen şey karar sen, ya Öğrenirsin eşkenarı, onu siler... ...sen indirirsin. Hocam ha sayısalcı olduğumuzda... <laughs> <Ben> ...sayısalcı olduğumuz <laughs> <da> ortaya çıktı <laughs> burada. Ben de sayısalcı okul sonucusuyum. <laughs> <laughs> hani ucundan aşinalık var bende. Üçgen falan o kadar. <gülüyor> <gülüyor> trigonometri falan yok. Mesela Mizat da öyle. Şimdi orayı izleyici dolduruyor. Mesela Colpacino... ...mesela birinci film... ...teknik olarak resmen hep bir film. <laughs> Ama, Ama herkesin yani. sevdiği <laughs> o yani. Evet, evet. Birçok şeyi göz ardı ediyorsun... Mesela bir sonrakiler çok daha iyi çekilmesine rağmen o etkiyi yaratamıyor. Ve hiç mesela evet. bir lugat kazandırmadı diğer şeyler. Ya Cem Yılmaz'ın da öyle. Ben hatta bir Twitch yayınında Cem şey sahnesini izlemiştim. Erşan Kuner'i. Hı -hı. Gora'da. Yani o kadar basit ki. Bir tane o da evet. şöyle bir pan yapıyor ve bütün her şeyi alıyorsun dışarıdan. Tank geçirilenler, o aynen, tempo aynen. falan alıyorsun. Telefon elinde. Yani bu yeni çekti Erşan Kuner'in prodüksiyonuna bak inanılmaz bir şey. Yani o hissiyatı alamıyorsun mesela. Bazen oluyor yani. izleyici onu yapıyor. Komedide böyle bir şey olabilir. Hani şey de çok çıkarır. E, aşırı amatörlük de çok çıkarıyor bazen. Bu ne lan hani? E, doğru. Hani oyunculuk ama bence şey... Burada önemli olan şey... Gerçekçilik algısı. Hı -hı. Hani insan inanıyorsa... Lan Erçan Kuner tamam hani Hı -hı. bu... <laughs> Okey ya da Korpaçı'na da... Aa, bunlar var. Evet. Hani olabilir. Diğer eksiklikleri göz ardı edebiliyor. Ama... Oradaki teknik harika. Bu sefer şey gerçekçiliğinde bir sorun var. Senaryoda, oyunculukta inanç inanmıyor izleyici. O zaman o prodüksiyon önemli olmuyor. Ya böyle bir şey var bence. Şeyde e, Türk komedi filmlerinde en sevdiğin filmler hangileri abi? Gelmiş geçmiş mi? Gelmiş geçmiş. Gelmiş geçmiş en iyi komedi filmi Türkiye'de Kibar Feyzo'dur. Doğru bence de. Kibar Feyzo'dur. Züğürt A. Evet. Pardon. Gora. Pardon da ilk çıktığında hiç yani böyle bir... Ya o şeye denk geldi. Bilmem hatırlar mısınız hocam? Ferhan Şensoy Rasim Sütek'in hani o kadro. Evet. O dönem bir de Şans Kapıyı kırınca tarzı Kırıncı, bir aynen. şey yaptı. O film ya Diğer... gene iyiydi de, pardon gibi değildi. değildi. Aynı sene çıktı onlar. O bence orayı şey yaptı. Pardon. Sonradan insanlar şey yaptı. Sevdi ha, beğendi. Ya bulan iyiymiş bu film falan. Hani o aynı kefek koydular. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çoğu insan YouTube'dan izledi onu. Evet. Yani pardon çok iyi bir film. Onlar var efendim. Kolpaçuna bence güzel. Yani millet sevmeyen çok bir kitle var da güzel bir film bence komedi olarak. Recep Vedik. Ee, Recep Vedik yani sayılabilir hocam. Niye olmasın? Hani bir şeyler değişti. Ben şey hatırlıyorum abi. Şimdi bak buradan şu, şu, saatte Recep Vedik'i görmek çok kolay. Evet. Ama ben şeyi hatırlıyorum yani. Arkadaş grubumuzla ilk e, zaten dikkat şahan çıkabilirdi. Hayvan gibi gülüyorduk o ayrı mesele de. Biliyorum, sen aynı fikirde misin benimle? Yok benimlemi? tabii, evet biz onlarla bir. Abi birinci film, ikinci film biz... arkadaş grubumuzla gidiyorduk, yerlere yatıyorduk gülmekten evet. yani. Ya şu an mesela... işte altıncı filmde işte olimpiyatlara gitmeler, bilmem evet. neler falan, tamam onları şu an gömmek kolay. Bence de e, hiç bana geçen ve... E, ya, mimik oynayan şeylerde Mimik oynama Komedyen mi yav şu olanlar, anda? Onlar hani... değil ama ben çok net hatırlıyorum yani. Bir, iki... üçü de katarım bu arada. Bir, iki, üç ay hep hayvanlar gibi gülüyorduk yani. yani. Ya komik. Ben hala gülüyorum. Biraz işte o şey sinema olayı tartışılıyor Hı -hı. bence. Mesela şimdi Pardon diyorsun. Hani Pardon da çok komik film. Bir şeyler anlatıyor. Kübar Fevzo diyorsun. Züğürt Ağa diyorsun. Evet. Şimdi Recep İvedik onu yanına koyunca sanat anlamında böyle daha kalitesizmiş gibi geliyor. Komedi anlamına var ama Hı -hı. insanlar biraz öyle eleştiriyor bence. Ya komik hocam biraz Ama yani. Komikse hiç... komiktir işte bu kadar. Şey de affedersin ya. ya gidip yaptı ailesi. Ya <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, öyle oluyor biraz biliyor musun yani? Ben abi, bu, kadar, bu kadar diyorum. bu kadar kolaysa kalk ya git. şey ya 8 milyonu şey, sen, sen izlet 8 yani. milyon izleniyor senin yaptığın 100 bin. <laughs> ya hadi şey özel 4 olsa seninkini seçerim. <laughs> <laughs> hadi Recep'i verdik. Ha, la, 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 la. Ay lan 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 Ay gitti ya. Osur bakalım izlemeyecek miyiz? Yani 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 Şahan bile yapamıyor aynısını. Aynen öyle. Aynı öyle. Kayhan bile... falan çekti olmadı. Celal'le Ceren ya. çektin olmadı. Yani Orada böyle. seninle aynı fikirde değilim. Yani Celal'le Ceren çok... Ceren komik. Çok Tutmadı under, ama. Çok underrated. Ben de öyle düşünüyorum. Bir ikisi... Onun kurgusunu ben yapsam çok daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyleri falan atacağım hocam. Çok böyle kötü eşcinsel esprileri var ya böyle oluyor. Aynen öyle. Böyle osurma falan onları böyle atsan çok Aynen. güzel böyle Adam Sandler filmi gibi. Ya şey çok komedi. mesela o bir İspanyol şarkıcının kılığına girdiği sahne falan. Celal Ceren de mi? Evet. Ya Celal Ceren'de şey çok iyi espri mesela kargo olayı. <laughs> Bayağı komik bir espri yani. Hani ama şey işte film şey olunca görmüyorlar onu. Aynen öyle. Abi. Şahan zaten çok yetenekli bir adam. Yani bence komedyenler Komediye arasında ya hocam bence şey var mesela ben diğer arkadaşlarla da konuştum da hani mesela şimdi Hasan Can Kaya, İbrahim Büyükak hani bu görüşüyorum iyi kötü onlarla. Hı hı. Hani sevdiğim komedyenler. Şimdi Hasan Can abi şeyde de Levan Kültür'de ben ilk BKM gittim. Ne Levan Kültür'deydi o. Diyorlardı abi bir tane Hasan Can diye adam var. İşte böyle herkesi çok iyi interaktif var. Çok iyi komedyen. Ekşi Sözlüğü'ye çok iyi komedyen. Ne oldu? Villa bir oturdu villada. Evet. Allah kahretsin. Ya Asancan aynı Asancan. Aynen öyle. İbrahim Yuka Çok güzel hareketlerin birinci şeyinde abi bu kadar güzel skeç olur mu? Böyle bir zeka nereden geliyor Adamın falan? kalemi çok iyi. Ha, yani. Tak şimdi öyle olunca hani biraz da genelle oynayınca komedyen insanla böyle elinden gitmiş gibi hissediyor. Doğru. İnşallah ben de o seviyeye gelirim. <laughs> Bıktım modada kirada oturmak. <laughs> Yeter ulan. Çoluğumuz çocuğumuz var. Ve ben inşallah de... sana da bozdu derler. Ya yani. inşallah. inşallah öyle bir şey gelirim ya. Ya ana babacıma küfür edin de para kazanayım. Yemin ediyorum <laughs> şeyim o. Yeter ulan bıktım. sonunda getireceğiz. Diye. Yani oradan üç, buradan beş. Yeter yani. Bir Hocam, film çekeyim Cem, ben. Cemilmaz'a öyle bitti diyorlar ya. Cemimaz bitti. Ya cemimaz şey ya. Başka bir şey. İnşallah yani, ben bir gün öyle bitebilirim evet. yani. Evet. Sen siz de istersiniz hocam Ben tabii Cemil gibi <laughs> keşke Allah herkese Cemil Irmaz bir düşüncesi versin. <laughs> <laughs> Abi şeyler e, setlerdeki şakalarının çalındığı oluyor mu? Tabii evet. Bayağı gitti. Yani bununla karşılaştığında ne tepki verdin? Ben e, şey Çünkü ben bir iki reels'ta denk geldim. Yok. Yani şey yapan bilir birebir izleniyor yani. Şey var. E, Pirine gittim sordum hani bir tanesine şey dediler onu Tuzberde bir arkadaş anlatıyor çok benzerini. Benim bu kız isteme muhabbetiyle evet. alakalı. O yüzden söyledim zaten. Ha, yani onu ben gittim sordum şey dediler onun da başına gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben dedim ya böyle. şey de değil. Ya bir başlık altında yapılan espri. Hocam bir şey var bir zekice çalma var. <laughs> bir de kabak <laughs> gibi çalma var. Onu diyorum işte ben de. Zekice çalma şeydir. Orada gülünen şeyi alırsın, karakter değiştirsin biri ki ben iddia da edemem. Aynen öyle. Ama izleyen anlar ya hani. da olaya ha, esinlenmişler buradan. Olaydaki mesela insanların cinsiyetini ha. değiştirirsin ha. falan veya yani sen dayın ha. dersin o halam der ha. falan. Mesela falan. öyle. Bir de birebir çalan öküzler var. <laughs> <bak. gülüyor> ben ona çok sinirleniyorum birebir. Ya yani zekice çal bari çalıyorsan. Hani değiştir biraz falan. Aynen. Orada da tembeller. Ya ben bugün Ankara'da açılış komedini çıkardım. <laughs> Adam benim esprimi yaptı benden önce ya. Yemin ediyorum dedim abi bu nedir bu ayıp bir şey ya dedim burada yapma bari ya dedim yani. <laughs> şey o şemsiyeler var ya onlar ha, Vallahi yani <laughs> hakikaten öyle yani. Bu espri çalınma konusu çok şey. Ben mesela hala yayınlamamamın sebeplerinden biri bu yani. Daha önce de bahsettim tekrar olacak. Düşünüyor sürekli. musun bu arada? Tabii YouTube. canım. Tabii. Ya YouTube mu düşünüyorsun yoksa bir platform falan mı? Ya platform mu YouTube mu bu, bu bence hala kafanda bir soru işareti. Baturay Şimdi, bu ezberi bozdu çünkü. Ya Baturay o konuda şey yaptı. Evet. Evet, bir ezber bozuldu yani. yani şeyi gördü insanlar. Şey. E, ulan YouTube'un gücünü gördüler. Kesinlikle. Ya, ya ben stand-up yapıyorsam ben de YouTube'un gücüyle yapıyorum. Aynen ya, öyle. Ben farklı bir şekilde işte bozuk ya da kamusal mizattan gene görenler geliyor beni. Hani şey olarak çok zor çünkü mesela 500 kişi espri yapıyorsun. Ya dünyanın en iyi gösterisini yap 500. Evet. Yani YouTube'da iki dans videosu <laughs> <1 milyar. gülüyor> bir milyar. Ya bu şeye çok gülemeyen şey var ya, gömüyen evet. adam şibili şibili bom bom. <laughs> abi geçen Allah onun profiline girdim. Yarlarca hissediyorum. Ben, ben inanılmaz ben TikTok izliyorum. izliyorum. İzliyorsun TikTok. <laughs> TikTok değil de şeye çok başladım var, Shorts. O da benzer değil mi TikTok'a? Ee... Aynı şey değil belki. Öyle mi? Değil mi? TikTok başka bir evren abi. Hakikaten. Ee, TikTok'u ben dinlenmeye izliyorum bu arada. Hani günün Kafayı yorgunluğu. Kafa gel yani kafayı şuraya tamam. alıyorum. Kenara koyuyorum. Tamam mı? Geliyorum TikTok izliyorum. Çünkü ihtiyacın yok ona. Hani o esnada TikTok izlerken buna ihtiyacın yok. Abi adamın profiline girdim. Sanırım yani sen de 700 bende 800 tane video var. Abi 800. De... Oo Shibil bop, bap bap yes yes aynı <laughs> ve şey yani hani figür de değişmiyor. Ya adam Türkiye yurt dışında Türkiye'den daha meşhur. Evet. Ben ona baktım. Instagram'da denk geldim. Sonra Instagram'ın hani algoritması var ya böyle. Aha. o adamın taklitleri, şeyler. Ya burada soruyorsun işte kamusal mizah falan filan konuşuyoruz. Hani espri yazma falan. Aha. Çık abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hani senaryo düşsene yazıyorum. Sahne bir. İşte şey, işte adamın da şey yaz Yasin Cengiz. içeri girer. Göbeğini salla. <laughs> Sonra devam ediyor. Şimili şimili bop 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 bop. <laughs> hani sen onu hani sen. Hani Cem Yılmaz falan diyorlar insanlar hani. Bitti ha. falan. Ha. Ya adam hala en iyi, en kötü bir prodüksiyon yapıyor abi. <laughs> <laughs> oyuncu oyuncu getiriyor. Şey falan geliyor. Burası kaygılar oğlu falan geliyor yani. Bunda o da yok. Yanına geliyor. Şimili şimili bop bop bip bip Bitmiyor bir de. Hep İnanılmaz ya. Bir de şey kebapçılar falan sürekli ya o CZN Burak falan değiştiriyor arada bazen gülmüyor evet, adam evet. ya. Bu Yasin Cengiz'de o da yok ya. Ba Değiştirme. Ya bir yana salla lan Yalnız, göpen. Göpen. <laughs> Yalnız değişiklik adı altında da gülmüyor eklemek <laughs> Yok tezor. şey yani ya bunda şey yani hani olay da hep aynı. Yasin Cengiz derse bir çıkmasa bir kere de şey yap lan göbeğini sallama mesela. <laughs> abi şey çok iyi bu arada. Eee. <laughs> mizah tarzını değiştirdi. Ne oldu ee, bilmiyorum. E, Yabancı <laughs> köpeğini sallamıyor. Her yani şey yapıyor. Mesela ne bileyim işte bir şey kesiyor, işte çeviriyor, ha. düşüyor falan o mesela. Hani öyle ee, şeyler yapıyor mesela. Işte çaydanlık Bu, şakası ha, yapıyor ha, Mesela öyle şeyler mi? Yasin Cengiz'e yok o. Kayseriliymiş bir de o adam. Öyle mi? Evet evet. Hemşeriniz. Evet hemşerim. Kayseri'den bravo. Yasin Bey tebrik ederim. Şibidi şibidi bop bop. <laughs> Ama Okurum abi TikTok bize. izlemeyi sana tavsiye ediyorum. Ben onu Shorts'ta gördüm. Bence çok gözlem gitti. olarak da yani çok büyük malzeme vereceğini düşünüyorum sana. Hocam çok üzülüyorum ya. Gerçekten çok evet. büyük bir Türkiye haritası zaten. Ya çok ilginç. Ben şey yani şey diyorum bazen kime ne yapıyoruz. <laughs> ya bir şey düşünme. <laughs> şey, şey... şey oluyor bu da bunlara fazla yazmayayım. şunu. Ya fazladan da şey yok yani nasıl söyleyeyim biz profesyoneliz ya. <laughs> yani neticede bir satış ve şey konusu Tabii. var ortada. Onu tartmak zorundasın. Aynen öyle. Hani ve bunu ben anlayamıyorum yani. Ama bence yani şey eğer stand-up için diyorsan o seninle alakalı geçerli değil bence. Yani ya şey alara, kitle aynı kitle değil Allah razı olsun da işte o kitle şey yani nasıl söyleyeyim aşırı ünlülükle hı hı. baş alt ünlülük arasındaki geçiş sanki o gibi. Zaten oraya geçince şey oluyorsun sende. Seni oraya getirenler senden ayrılıyor. Doğru. Ya Aynen. Şey diyor bu adam değişti. Aslında hani sen mi, adam mı değişti, kitle mi değişti, o çok ilginç bir durum. geldi kitle değişiyor bence. Yani şey, senin... şey gibi düşün abi, Kerem Cem'in evet. işte eskiden inanılmaz fanlarının evet. büyüyüp artık Kerem Cennet'e ilgilenmemesi gibi bir şey yani. Ya bu ama şöyle bir avantajımız oldu bizim. Mesela Cem Yılmaz çıktın, işte Cem Yılmaz açtın. Ben stand-up yapıyorum, mesela Baturay, Deniz Göktaş falan. Ya sektör genişliyor. Evet. Mesela tozu bere falan eleştiriyorum ben burada ama... Ama pazarı ya, büyütüyorlar. Ha pazarı büyütüyorlar. Mesela işte. Deniz Göktaş çıktı abi harbiyede bitirdi mesela 5 bin. Evet. Şimdi bu şey bir seviye artık. Aynen öyle. Hani Baturay gidiyor, Timste 2 bin, 3 bin bunlar seviye şimdi. Bu ne demek? Adam kendi mizahında işte burayı şey yapıyor yani... Demek ki var. Hani oluyor, dönüştürüyor. Bu açıdan biraz ümitliyim. TikTok açısından <laughs> ümitsizim. Hani evet. o şey yani biz de demek ki... Hani şey yapmana gerek yok hani... ...amiyane tabiriyle ruhunu şeytana satmana gerek yokmuş yok, demek ki. Yok, Mesela yok. Feyyazid o açıdan şey, yani gibi yaptı adam. Hı hı. Kendi mizah tarzıyla kabul ettirdi. Hiç yapılmamış bir şey yaptı. Evet, kabul ettirdi. İnsanlar, dedi böyle bir şey var. çok zor kabul ettirdi. Ee, bence ilk bölümlerde... E, ...bu ne falan diyen çok oldu. Yok abi şey de var ya, bir sektörde bunu bir sallıyorlar. Ben şok oluyorum ya. Büyük bir komedi için dedikodu yapacağım da... <laughs> Adam abi oturuyoruz böyle. Ünlü bir komedensin sen tamam. tamam Şey diyor. Ya bu Feyyaz böyle gerizekalıca bir şey olmaz. İşte Twitter'da köpürttüler bunu. İşte yok cümle yazıyorlar komikte paylaşıyorlar falan. Sonra o adam programa katılıyor. Adama diyorlar ki en sevdiğin komedyen kim? Feyyaz diyor <laughs> ya. <laughs> ben var ya şok oluyorum lan diyorum. Bunlar hani susuz getirir yani götürür böyle. Şok oluyorum ya çok ilginç. Mesela oralarda benim adım geçmez. Mesela kimse ben hayatımda görmedim. Ya. Yani bir programa katılıp en sevdiğim komedi kim? Benim Özgür Turan falan. Hocam ben daha henüz bir programa Allah Allah razı olsun. <laughs> çok teşekkür ederim hocam. Sizin gibi yapıştığım insanı. <laughs> <Ben henüz> bir... <laughs> bir <insana>. <gülüyor> <gülüyor> hani orada geçmiyor şey yapayım. Üzülüyorum bazen. Hani, lan diyorum ben hani tersini isterim. <laughs> ya benim de arkamdan konuşursun da programda beni de. E, ama en azından public olarak övmedin <laughs> evet, yani. Evet. Niye yani, o biliyor musun? O bence şey bir anlamda seviniyorum. Feyyaz Yiğit mesela geliyor abi. Ya yani mecbur kalıyorlar. Öyle bir sallıyor ki ortalığı. Evet. O mesela hoşuma gidiyor. Ha şey anladım anladım. Yani, yani söylemek zorunda onu. Onun negatifini söylerse evet, evet. üstünden geçerler diye korkuyor. Evet yani onu söylemek zorunda bırakıyor seni. O önemli bir şey yani. Hani onlar daha iyi Ve hiçbir şey var. yapmadan yapıyor bunu. Ya Eşiyle evet. yapıyor. Evet yani. evet. Yani çok önemli bir şey o. Kısmen Hasan Can da onu yaptı. Hani, Doğru. Yani, Aynen öyle. Yani. Hasan Can'ı da şey oldu yani birileri kafasını çevirmek zorunda kaldı oraya. Kesinlikle. Hani o çok önemli bir seviye. Seviniyorum yani çünkü bu isimler şey isimler. Hani böyle torpille morpille bir yere gelen adamlar değil yani. Doğru. Yıllarca mesela Baturay diyoruz. Baturay abi 10 yıldır sahneye çıkan adam. Yani o yıldan bahsediyoruz. Ankara'da bilmem ne de işte Komedi Night'ların sunuculuğunu yapan ya, yapmış evet. hatta. Değil mi? Evet böyle evet öyle hatırlıyorum. Baturay tam o YouTube'dan önce şey zaten açık mikrofonunda şey. Ha, açık mikrofon doğru evet, doğru. Yani, yani e, Hasan Can işte kaç yıldır Sektörde. Çok güzel hareketler bunlar da. Tabii daha o öbür o kadroda vardı BKM'deydi o da ikimiz de <gülüyor> BKMZ'deydi. <gülüyor> kendim de nefret ediyorum ya. Niye? Vallahi böyle kamerada görünce çok rahatsız oluyorum kendim. Gerçek söylüyorum. <gülüyor> abartıyorsunuz <gülüyor> hocam. Yok ya kişisel nefret ediyorum kendimden ya. Ne abartıyorsunuz. Vallahi böyle moralim bozuluyor yani lan diyorum bu ne böyle bir <laughs> hani aynaya falan çok az bakarım evde. Kendim de çok şey Bunu bir ben. mizah malzemesi haline getirdiğinizi düşünüyorum. Yok vallahi bak nefret ediyorum kendimden. Yemin ediyorum kendim kurgusunu yaparım bazı <laughs> videoların. Moralim bozuluyor yani. Kamusal mizah video gelmiyor falan diyor. Sebep <laughs> benden biri bu yani. <laughs> ya en son çektiğimde şey oldu bu. En son ne çektim? Ben dijital platform yapıcısı gibi bir şey çektim en son kamusala. İki sene oldu. Ya orada şey yapmıştım böyle. Pastil atmışım ağzıma ben tamam mı? <laughs> Çekimden önce bu ağzım ağrıyordu. Dilim sapsarı. <laughs> İnternette de bana yazmışlar yemek yemiş şeye geçmiş falan diyorum. Pastil atmıştım yani. Dilimi gören böyle efendim. Senin Allah belanı ver. Küfür kendime. Öyle öyle şey yapıyorum yani. Çok nefret ederim kendimden. Görünce falan rahatsız olurum. Instagram'a falan fotoğraf koyunca çok böyle karnım falan ağrıyor. Ve <laughs> Vesikalıktan nefret ederim. Gerçekten. Evet nefret ediyorum ve veskalık. Vesikalıktan ben de nefret ediyorum. Hala abi 10 yıl önceki fotoğraf var ehliyetimde falan. Vesikalık zaten dünyanın... Berbat kim, kim şey olursa olsun Hocam siz Ses nasıl hep nefret ediyorsunuz siz? Vesikalık ne güzel siz tam... Allah yaratmış siz. Abi tebessüm ben edeceğiz. Böyle <laughs> devam edeceğiz. Böyle davet Programı <laughs> bitiremeyiz. Bak. Hocam ne olacak aşk olsun. Siz vesikalık iyi sizin. Kötü mü vesikalıkta? Siz de mi kötü çıkıyorsunuz? Kötü çıkıyoruz hocam. Yok ya. Çok böyle sos. suratı böyle dümdüz yapıyor falan. Yok ben şey yani. Çok rahatsız oluyorum <laughs> kendimden. Şurada bakıyorum arada kendime çok kötü hissediyorum yani. <laughs> Bana Ana Allah teşekkür düşündüm. etsin. Arada bazı insanlar böyle sempatik falan diyor. Nasıl bir anlayışları var? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe anlamıyorum yani. Benim insan nasıl sempatik? Bu Abi arada. şimdi bak çok güzel bir yerden sana soru soracağım. Bir sorun buyurun hocam. Bir avantajlı bir tarafınız var. Ne gibi? Kabul ediyor ki, musunuz? Ki, yani, ne <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> konuda? Hedime çalışıyorsunuz. <laughs> <laughs> aynı konuda. Abi şöyle. Bence çok e, şey yapmadan da, kasmadan da komik olabiliyorsunuz. Doğru, onu diyorlar. Öyle bir avantajınız yani var değil, değil şey, mi? Senin diyorlar, anlatmana gerek yok bir şey falan. Gülüyor zaten falan diyorlar bazen. Yani gülme gülmenle de güldürebilen evet, bir adam. Evet. Ya yani mesela bizim Deniz diye bir arkadaşım var. Hani size bahsettiğim sürekli e, birbirimizle yani ha, evet. senin Referans. e, referanslarını Aynen. verdiğimiz arkadaşım. Bir videom var şöyle bozuk mikrofonda e, koşuyla alakalı, koşmaya çıkmayla ha, evet. alakalı. Orada anlatamıyorum. Güldüm. Anlatamıyorsun gülmekler. Evet. Bir de en son. <laughs> ümit az daha diyeceğim ki bu <gülüyor> <gülüyor> Orada bir evet. krizine giriyorsun. Evet. Abi normalde <laughs> çok gülmem böyle kahkaha krizleri <laughs> <gibi>. ama yani <laughs> gerçekten seninle beraber kahkaha krizine girdik ya. Ya yani şey hocam herhalde ben de hakikaten gülüyorum orada yani. Evet. Belki onun etkisi oldu. O onu yani. o geçiyor Belki zaten. O geçiyor olabilir, evet. Ben şeyde mesela e, Twitch'te bir iki olmuştu. Onları Instagram'a koymuştum. E, Twitch yayında canlı yayında gülme krizine girdim iki defa falan. Hem bir kendime güldüğüm var. Bir Kendi şey kendime var. Kendime gülüyorum. Özgür Turan, Özgür Turan'a gülüyor'a gülüyor. Ha, gülüyor. Onu, ona, Özgür gülüyor. Turan gülüyor falan. Çok komik geliyor yani. Hani kendimi açıp böyle yayında böyle saçma bir şey yapmam açılı konuya Çok gidiyor. komik yani. Şeyde falan gülmeme başladım artık. Sekizde falan üst üste. Hı -hı. Onun da devamları vardı. Her yayında bir üstüne koyuyordum. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> en son iç <laughs> içe iş girdi. Sekiz oldu şey oldu artık. Sessiz üstüne biniyor falan. Kulağım <laughs> rahatsız oluyor. Bir süre sonra acı çekmeye başladım. gülmeme başladım. <laughs> <laughs> Öbürün de bir kendi bağırışımı koymuş adamın biri YouTube'a. Beş dakika boyunca Özgür Turan bağırıyor diye <laughs> Ya bir şey oldum artık böyle ya gülüyorum. Allah'ım diyorum gülmemem lazım. Ses geliyor falan böyle nefesim kesildi. Kulaklığı çıkarıp attım artık hani. Görmem diye görüntü kafayı çevirdim. Deniz bağırıyor çocuk uyanacak. <laughs> Abi e, biraz da son olarak şeyden bahsedelim. Ee, evet. e, Sıradaki gösterilerinden bahsedelim. Sıra, Hem de evet. izleyicilerimiz e, şey yapar. Yapıyorum arada ya işte. <laughs> <laughs> Çıkıyor fırsat. Söylerim. Instagram'dan fırsat, Instagram'dan fırsat, paylaşıyorsun bol bol. Evet. Özgür Turan komedi. Sanırım Deniz Hanım seni dürtüklediğince evet, Instagram'dan ben, paylaşıyorsun. Ben stand-up'ımı unutuyorum biliyor musun? <laughs> yani şey olarak değil bak. Hakikaten söylüyorum. şey unutmam hani. Paylaşmayı tamam, unutuyorsun. Yok şey tarihin yaklaştık konusunda fikrim yok. Okey tamam. Yani onu anlayamıyorum. Tarih değişiyor onlar. Hı hı mesela şimdi 2 Aralık'ta var benim mesela evet. şeyde Adana'da. Şey gibi geliyor sanki bir ay sonra çıkacağım gibi hani. Kasım'dayız Hayır, da şu an. Onu algılayamıyorum yani Kasım Aralık olayını algılayamıyorum. Gerçek söylüyorum. Ben bir geri de 2 Aralık Adana evet. Ondan sonra? sonrası yok. Ben de şöyle de <laughs> 9'da Neyse, İzmir'deyim. Tamam, Onun biz, da biz, biz açıklamalara bırakırız. Estağfurullah hocam. Bırakırız. Çok teşekkür ederim. Gelin Aynen komik olmaz. falan. <laughs> Özgür Turan'ı da Instagram'dan Ge takip ederseniz. E, ha, orada paylaşacağım. Ben de Instagram'dan takip etmeni de anlarım bu arada. Hani motivasyonu bir şey de paylaşmıyorum. Evet, pay ben de kendimi... Siz paylaşmıyorsunuz gerçekten. Evet. Bir tek ben sizi story'de etiketlersem repost yapıyorsunuz. Onlara da şey böyle eş dost söylüyor. <laughs> hani böyle yapmanla. Anlamıyorum. Instagram'ı anlayamıyorum. Ben. İnsanlar niye Instagram? kullanıyor? Size göre değil herhalde. Ya bilmiyorum. Yani bilgim yok. Mesela ben fotoğraf çekiyoruz <laughs> ya mesela. Ben onu niye paylaşıyoruz insanlarla? Hiç <laughs> Yemin ediyorum. Neden abi? Mesela eşe dostu at mesela. Niye bir milyar kişinin karşısına atıyor o fotoğrafı? Ama şey olsam mesela yakışıklı biri olsam. Hani çok seksi bir kadın olsam paylaşırım. Hani insan şey yapsın bu güzelliği görsün. <laughs> anlamında paylaşım. Benim ben niye paylaşım fotoğrafımı? <laughs> hani ben niye İç Anadolu'ya git benden dolu. <laughs> Köy kahvesine gir benim 10 yıl önceki halim, sonraki halim. Orada oturuyor kasketi. Bayağı hiç paylaşmaya kadar. sadece o zaman. Yani ben şey an, yani anlamıyorum motivasyonu anlamam. Bazen espri yapıyorum mesela öyle Hı -hı. paylaşıyorum. Fotoğrafta da espri biraz sıkıntı oluyor. Hani motivasyonu çözemedim. Şey Twitter'da, var, da, eşinizle da. Ha, mesela, çok abi. meşhur olan bir Öyle fotoğraf bir iki var. ikonik fotoğrafımız var. Çok arkadaşım var, var mesela. Ee, bizim de Ebrar'la e, öyle bir fotoğrafımız var. <laughs> nikahta. Ee, bayağı nikahta hani ha, böyle evet. şey yapar gibi. Çok kişiye ilham oldunuz yani onun. Ya çok güzel bir şey oldu. Çok Denk güzel bir şey oldu gerçekten. Evet Anıl var mesela arkadaşım. Anılaraz. O da e, eşiyle e, evet. el ele sıkışarak şey yaptı fotoğraf paylaşmıştı falan. Mesela bunlar çok güzel bence öyle yani. Öyle bir şey olur. Ben şey bir paylaşmıştım. Deniz doğum yaptığında ben yani doğurmuş gibi <laughs> fotoğrafım vardı. Onu da paylaşanlar var falan böyle güzel bir şey oluyor da böyle birazcık o bizim şeye alışkın değiliz biz akım olayına. Evet. Yani bize şey gibi geliyor çalındı. <laughs> Sen kimden çaldın? Yani akım şey saçma geliyor biraz. Hani komediden olduğumuz için iş ya bu. Sonra başkası yapınca şey geliyor lan hani fikrimizi aldı. Ha, aynen. aynı hani şey vermiyor falan gibi düşünüyoruz. Ona biraz olsa ben o Instagram'da ona da alışamıyorum. Hani akım işte TikTok'ta mesela hani şey... Her şey olur mu? Mesela Godfather hakkı mı? <gülüyor> Yüzükler <gülüyor> Efendisi hakkı mı? Yok. Herkes yazıyor mesela. Bir de iki kuleyi bir de benden dinle. <laughs> abi Vallahi teşekkür bitirdik Vallahi. Tamam hocam. Kebap yiyeceğiz diye bitiriyoruz evet, kebap yiyeceğiz abi. diye bitiriyoruz. Beni, beni öyle getirdiler. Değerli arkadaşlar bana dediler şimdi, ki kebap bu kebap yenmezse çok büyük sıkıntı çıkar. Şimdi bitince Özgür Turan'la bir kebap evet, yiyeceğiz kebap. ki. Acıktım kanter içinde kaldım evet, çok evet. Söylemeseydin daha konuşurdum. Abi, kesin. Kebap, daha giderdi Kebap bu bu diye, değerli arkadaşlar bugün buraya kebap için geldim. <gülüyor> <gülüyor> ben hikaye. <laughs> Estağfurullah. Çok abi. seviyorum değerli sizleri arkadaşlar. Sağ olun. Ben, ben... katılmaktan çok şeref, onur duydum. Ben de Galatasaraylıyım. Değerli Galatasaraylı medyada çok kişi de yok zaten. <laughs> Ali Koç bırakmadı. Hepsini <laughs> <laughs> kovdurttu. Ali Bey, Ali Bey birazcık da Galatasaraylılar olsun. Biz ne izleyeceğiz? Kaç milyon taraftarız <laughs> burada? Hep mi yağ sabuncu? Ben şey izlemek durumunda Ahmet Ercan'ları izlemek zorunda mıyım? Ben burada kaliteli Galatasaraylı yorumcu izlemek istiyorum. Ali Bey, bir iki birik bırakın. Arkadaşlar da bir şeyler yapsın. Ne yapalım? Ben de Aha, Kadıköy'de oturuyorum. Seninize yakın. <laughs> Abi çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim Ayağına hocam. sağlık. Hocam o zaman seni... gel, ikonik şeyle bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇konik fotoğrafla <Öyle> bitirelim. bitirelim. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Abi çok şeref verdin. Sağ olun ee, hocam. Seni burada ağırlamak çok keyifliydi benim için. Ben de öyle düşünüyorum. Artık bol bol. E, Video. Stand up. Keşke gelsen. O, ben gelirim hocam. Keşke gelsen. Kebapçıya göre değişir. İyi Kebap, ise... <laughs> kebapçıdan sonra konuşalım mı diyorsun. Tamam, kebapçıdan sonra bundan sonraki geleceğim burada eski açıktaki geleceğimi tartışacağız. <laughs> Kebap yerken. Abi tekrar teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.